Sercan, Cansu'dan haber var mı? Cansu'dan haber var mı? Cansu'yla ben dün konuştum. Fırsatını buldum bir ara. Dedim ne yapıyorsun, ne diyorsun, moralin falan yerine vesaire sordum. Biraz canı sıkkın kızım tabii doğal olarak Cansu abi. Herhalde şimdi şeylerle uğraşıyorlar. Bu cenaze falan filan tarzı işlerle uğraşıyorlar. Bugün yarın gelir. Tamam. Bakayım nereye kadar gittiniz. Yani dün şey yaptı. Bir ara girdi Discord'a ama şey yapması gelmedi. Konuşası gelmedi. Kanaldan geri çıktı sonra. Ya haklı tabii canım. Morali bozuk şimdi yani. Kolay değil. Bir de sevdiği birisi biliyor musun? Ben de şey yaptım. Sıkıştırmadım hiç onu. Kendi haline bıraktım. Dedim bir ihtiyacın olursa dedim bize yaz. Yardımcı oluruz. Elimizden gelen bir şey varsa. Onun dışında o kadar. Anladım. Burası bizim çıkış noktamız mı oluyor şu an? Burası tuzağın şey işte ya. Dövüşeceğimiz yere, dövüşeceğimiz alana çıkacak yer. Şimdi burayı genişleteceğiz mi Gerçekten yani olur. karşıya doğru, yoksa bu bizim çıkacağımız platforma mı bir giriş? Şimdi bir kare daha büyüyecek burası sadece. Bir kare daha büyüttükten sonra tekrar bir kare daha açacağım, onu genişletmeye başlayacağım. Ondan sonra Berkay abi dışarıdan. sence Saat şu an 8.13. Ben bir dışarı başlayacak çıkayım. MMO var mı? Alo. Efendim. Alo. Sence son zamanda başlayacak MMO var mı? Yani mesela ESO oynuyorum. WoW oynuyordum, bırakmıştım. WoW'a tekrar başladım. Valla ben Life is MMORPG Feodal oyunlarına... var. Oynayacaksan. Life is Feodal MMORPG MMO diyor. var. Senin makinen onu kaldırır. Black Desert Online biraz pay to win tarzı Türkiye sözlü. Avrupa'da oynamam gerekiyor. Alakası Avrupa'da yok. oynamak için nasıl Pay sorun? to win değil abi. Pay to Pay to? Bak, şöyle söyleyeyim. Markette diğerlerinin üstünü sağlayabileceğin herhangi bir şey satılıyor mu? Hayır. Onu bana direkt nasıl diyeyim GIST'teki standakiler söyledi. Şimdi ben sana Türk şöyle server biraz söyleyeyim öyle diye. abi. Hani Türkiye'de MMORPG katmanı şöyledir. Metin 2 falan oynadın mı? Şey yaptın. Ne oynadın mı? Metin Metin 2 oyun diye oynamak şey. Metin 2'nin TL'sinde şey vardı ya, bu efsunesinde falan vardı ya, hani şansa bala düşürebiliyorsun, satın da alabiliyorsun gerçek parayla. Evet. O tür olaylara pay to skip denir abi. Ama pay to win dediğimiz olay, para verip de oyunda elde edemeyecek bir itemi almana pay to win denir. Oyuna ne kadar zorlansan zorla elde edemeyeceğin bir şey aldığın Ha, zaman, doğru aldığın doğru. zaman Yanlış terim kullandım, pay doğru. to win denir. Bu Yani pay to skip nasıl oluyor? Enerji, mesela enerji şeyleri var abi. Enerji potları var, zanaat yararsız falan var. Evet. Hani enerji potları 3 dakikada bir zaten senin enerjin doluyor. Ama bu enerji potunu kullanırsan 10'luk, 10'luk, 30'luk ve 50'lik enerji potları var. Yani belli bir miktar. Yani 1 lira, 50 kuruş 1 liraya aldı. Yani istersen hani 3'er dakika beklersin, doldurursun. Yani 150, 3 çarpı 50 dese 150 dakika beklersen enerji doldurursun. Ya da hani birkaç, 2-3 lira verip hani direkt 50 enerji olurum. Öyle pekisi. Bir de zanaat yararsız olayı falan var. İşte bu iteminin dayanıklılığı düştüğü zaman dayanıklılığın yükselmen de ekstra sana katkı sağlıyor. Ha, ama bunu oyunda gene temin edebiliyorsun. Oyunun parasıyla olsun, işte ekstra item olsun. Onu gene temin ediyorsun. Ondan yana bir sıkıntı yok yani. Ha, kostümlere girelim. İşte aşçılık kostümü var, avcılık kostümü falan var. Ama oyunda da aynısını yapabiliyorsun. O yüzden oyun pay to win değil, onu dert etmiyor. Ya nasıl diyeyim şey Oynamak LoL'da daha çok pay to skip tarzı şeyler olmadığı için. abi dur, ortalığı karıştırmayalım. Gel aşağı. Aşağıda gel grup diye. Bayram da oyunda laf ettim ya. Gelelim oyuna mı? Oyundayız. Senin tarladaki her şey büyümüş. Aynen. Onlar hoplayacaksın. Ben de dışarıda taş kırıyorum şu an. Nitrat, demir, lit, kömür topluyorum. Yes. Kimiz şimdi biz? 3 kişi miyiz?
Ağaçlarımız hazır bizim Zeynep. Port gecesi 7. gün. Sıkıntı değil. İki tane ağaç yaptım ya ben. Çok iyi ya. Tamam. Kafam karışan bütün işleri bitirdiğine göre elime de kazmayı almış olduğuna göre demek ki bunu harca kazabilirim. Bu arada ben yayındayım. Yazıları kaçırıyorum. Bir şey diyeceksiniz direkt Discord'dan değil. Islık çalan kim ya? Benim. Bu bizim şeyde ıslık çalarak takılan kim var abi başka? Bildiğin. Tamamdır Zeynep, anladım. Şimdi yemiş etme işlemlerine başlayalım. Hadi bak. Tünelin geri kalan kısmını da size bıraktım. Ben sadece şey olsun diye... Bu gece yeriz orayı biz. Gece olsun. Sadece şey olsun diye, referans olsun diye en son beşli kısmını yaptım. O referanstan yola çıkarak tüneli halledersiniz herhalde. Ki zaten Zeynep de konuşamıyor ama deli gibi kazıyor şu an. Yiyecek tüneli tek başına. Aynen. Sen bugün gündüz girip çalıştın mı? Ben mi? Hı-hı. Bir süre. Ama ondan sonra baktım şey... ya ben bugün hamama falan gittim Mehmetlerle. Dörtte geldim eve. He? Kimlerle dedin? Levent ya kardeşimle. Levent ya kardeşimle. Senin kardeşin adı Levent mi? Hımm evet. Aa Adaş. Aha. İşte genelde... Levent'le gittim hamama. Ha. Dayım da falan da geldi. Gittik orada biraz keyif yaptık. Ondan sonra eve geldim, bir yemek yedim. İşte saat 4'te çıkıyor oturdum makinenin başına. O ara bizim Rizeli Cemal... Aman da sıkıyorum sen aynen. Neyse, Cemal'le şey vardı, bizim Rizeli vardı. Bir işte şey geldi, Zeynep geldi. Bir de ben girdik, oynamaya başladık. Ama sonra baktım ki 6. gündeyiz. Şimdinin bundan hazırlığı var mı yok mu bilmiyorum ben de kazmayla... Bütünleşmekten başka bir şey yapmadım. Durum nedir bilmiyorum. Çoğu şeyi de Zeynep'e bıraktım. Yani fırınları mıranları falan filan hiç bakmadım. O yüzden öyle bir şey sağlam alalım diye şey yapalım. Yalnız var ya hiç araba parçalanmamış. Evde toplasan 10 tane spring var söyleyeyim. Abi hiç dışarı falan çıkılacak kadar oynayalım. 1 saat bile oynadık. Hayır saat senin için demiyorum. Yani dışarı bizim bir sürü lootçumuz var. Defalarca söyledim. Bir branş alın araba parçalayın diye. Evde ne motor var ne akü var ne spring var. Şey yani elektronik part bile yok yani 30'a yapacağız ama hiçbir şeyimiz yok. Evet abi. Ya abicim ben araba parçaladım, motor buldum, parçaları koydum mu kasanda? Ne zaman? Ha bugün koydum ben sandığa parçaladım. Bugünden bahsediyorsun. Dün akşam baktım ben yoktu. Hani onca abi, adam oynadı. Sandığa par. Şimdi Erdem güzel yapıyordu o işini. Bizim Lena ile şey geyik modunda kal. Normal yani. Çocuk kızı değil. Zaten bir kere Lena ile Kaan'ın bir araya gelmesine izin vermemiz vukuatlı bir durumdu. Dün o çok gülerek oynadığımızı ben kaydetmişim ya. Akşam bir daha izledim. Lan izlerken bir daha gözümden yaş geldi. Gerçekten Doğukan'la Kaan bunları ikisini bir araya getirmeyeceksin abi. Ciddi söylüyorum bak. O ikisi bir araya gelmemeli. Tam kafa değil ikisi de ya. Tam geyik ya. Yaşları yakın mı birbirine onların? Ben Kaan'ı pek tanımıyorum. Kaan'ından büyüktür ya. Kaan öğretim görevlisi üniversite. Hmm. Ha bilmiyorum tanımıyorum ki. O yüzden bir şey diyemiyorum. Hmm. Ben Kaan'ı gördüm buralarda ama hiç buraya kadar oynamamıştım. Daha ilk defa oyunda o beraber oynadım. Hmm. Ha. Çıkıyorsun niye çıkıyorsun? Ah Cemal'cim tamam. Geldim geldim. Koşuyorum hatta. Murat burada mı ya? Patronlar emir geldi, koşturmam lazım.
Tamamdır. Geldi müdür. Yani şimdi laylaylamı bırakıp görev paylaşımlarını yapıp onları ciddi yapmamız gerekiyor. Çünkü bayağı büyük bir yer yapıyoruz. Yük 3 kişiye biniyor, öbür 3-4 kişi geyik yapıyor. Olmuyor. Akşam kahkaha yatıyorsun ama. Şimdi iş geldi diyorsun. Yok, güzel oluyor. Ben bir şey demiyorum da arada loot da yapmak lazım yani. Loot yok. Bak, oranın tabanına biz gene bir 4 tane taret koyacağız. Hani aşağı düşenler ölmeyenleri vursun falan diye. Ben shotgun şeyi biz şeye girdik ya, büyük binaya. Oradan bayağı bir öğrendik birçok şeyi yapmayı. Sana Aguer getirdim ben. Okudun mu onu? Bana şey bir sürü kitap verdi. Aguer kitabı da olması evet, lazım orada. Verdi. Ondan sonra Neil Gun olması lazım. Evet. Şurayı açacağım ya, dayanamıyorum. Şimdi... Delerim lan dağları. Taştayım ben ama. Levent abisi. Bak müdür ne diyor. Duydum. Hem odun hem taş yapalım madem, tamam. Şey, Cemal nerede? Tarlada. Burak nasıl nerede? Burak oyunda mı? Abi YouTube kanalı değil mi? Şey, oyuna gelecek misin? Abi direksiyonu çekeyim, geleyim dur. Ne bitsin? Anlamadım. Şey derim, başka oyundaydım da araba süreydim. Direksiyon çekip gelirim, bekle. Başkanım. Tamam. Ya ben gene etraftaki zombi görmüyorum. Nasıl bir şey bu ya? Bugün zombi göreniniz var mı bu etrafta? Ben gördüm, dün kaldı mı o büyük şey evin içinde? Loot'u sormuyorum. Etrafta hiç zombi yok, zombi. Dün büyük göklerine girdik, bir tane zombi çıkmadı. Bugün ayarladım diyorsun da yine yok zombi. Ayarladım. Şu şeyin yerini hatırlayan var mı? Kimya laboratuvarı vardı bir binanın içinde. Eczanede miydi o? Eczanenin arkasında bir yerde miydi? Neredeydi? Bilen var mı? Barut vallahi basacağım orada. Eczanelerde oluyor genelde. Ha, barut basacağım. Şey topluyorum. Nitrat falan topluyorum. Barut lazım. Yarın akşam Horde gecesi, tüylerinizi toplayın. Levent abi, odun ve kral yazmış. Ellerini öper. Yarın bir sürü işim var. Güzel. Ne işim var? Şey. Evet abi, ben geliyorum. Benim kardeşim yine boktan bir tane işi var. Pazar ya abi. Şey yapayım, gideyim. Kafam sakin, gene bırak işlerimi halledeyim. Sen çalışma işe mi gireceksin?
Yarın gideceğim sabah. Ben yatarım birazdan. Sen bu akşam hiç yok. Uykum, uyumam lazım ki şey. Yarın pazar dedim, bugün cumartesi akşamı dedim, çayımı bile demledim geldim ya. Tavanlar her şeyde 5 kare, 6.sına şey koyuyoruz. Bu zımbıtları, frame'leri koyuyoruz. İstersen merdivenlerin olduğu noktalara şey yapabilirsin. Rampa şeklinde kullandığımız taşları ters kullanabilirsin. Onun yok. Vereyim ben sana, bende var. Odun getireceğim biraz sonra. Sen geçen kadar işini görecek kadar vereyim ben ona. Başkanım. Bu sabahtan beri 100 tane silah takılar var. Bir düğün yapacaklar. Mermi manyağı yapan millet. Ne dediğin anlaşılmadı bırak. Aşırı... Şey diyelim, arabam parçalayın. Şimdi sizin araba parçalamanız lazım. Branch var mı evde bilmiyorum. Bugün parçaladım biraz. Branch çaldım ben bir tane branch şeyden. Zombiden çıktı. Tamam. Branch bulun. Evlere girin. Cemal'le beraber branch bulun. Arabaları yemin parçalayın. Ya. Yani bugünkü sizin görevinizde olsun. Şehirdeki... Dünkü şehirdeki evlerin içine girsen var ya, yerlerin mümkün köpek gibi yemek çıkan ya. Konserveden başka bir şey çıkmayın. Bulunur. Alıp girişe ne yapmışım ben? Aslında girişi işini yapmışlarım. Cemal çok güzel yapıyor. Cemal'in biraz buta çıkması lazım Erdem yokken. Ölç bakalım bir şey. Zeynep kaç yapıyor orası? Branch bulup, branch bulacaksın Cemal, tamam mı? Vereceğim branch'i. Oradaki tavanı bir eksik yapmışım. Burak'ın eline, Burak da arabaları parçalayacak. Beraber gezin. Sen evlere girerken dışarıdaki arabaları halletsin. Var bende branch. Ya var bende branch. Yani... Vallahi ikili bir ara, bir süre ara vereyim. Hayret, zombi gördün ya. Ya şehirde zombiler şeye gidiyor, hep kiliseye gidiyor. Anlamayayım ki toplanıp. Ayin mi yapayım? Bu sorula bir ayin olayı var gitti yani. Dur, şeye gidiyorlar kilisenin içine. Aa, ben yemek almak için aşağı indim. Sonra deliler gibi yukarı doğru geri koşuyordu. Ben kafa gidip ya, ben bunu oynayamazsam. Cemal, neredesin kardeşim? Al, gidelim. Oba, benim küreğim nerede? Benim küreğim yok, hadi bakalım. Şey Cemal, base'deysen bir kürek yap versene bana, sen yüksek kalite yapıyorsun ya. Bu tarafa tamam. Gelirken getirersen kreyi toplayacağım. Kreyim yok. Tamam. Yani benim canım az. Öldüreyim mi kendimi? Kar var mı evde? Var. 6000 tane var. Birisi kafama bir şeyle vurdu ama. Yapmış. Ben için döndük bakayım. Bu güzeliymiş. Şey var mı? Bandaj var mı? Canım az benim. Aa, bende bir şey yok. Bende bir tek kazma var. Nasıl ki çekeriz? Çekeyim kildi mi? Parla mı lazım? Geçerken laf atmayı da ihmal etmiyorum. Yok. Kürek lazım. Kürek. Ne çocuk oldum sen? Aldım bitiremiyorum çocuğum.
Ya Sercan. Bir baksana bana. Sen ne oldu öyle gibi konuşacaksın? Ya geçmiş olsun, bir şey mi var arkadaş? Uykum var, uykum. Uykusu var. Hani şey, Burak. Cemal ben şeyi yapayım, dur bakayım. Şu an gerçeklikle hayal arasında sıkışmış kalmış. Bir ok lazım bana Cemal. Sercan. Yarı uyuyor, yarı uyuyor. Yarı uyuyor, yarı. Efendim Zeynep. Bir bana bak. Kafam karıştı. Dur geliyorum, ne oldu? Kafam karıştı. Ben senin sesini pek duymuyorum, dur yanına gel, bana yaz. Kafam karıştı diyor. Dur geliyorum şimdi. Kafam karıştı diyor. Bak şimdi, burası haricinde, bak şurası haricinde, tamam mı? Diğer kareler toplam 6 yapıyor tavana koydukların, burası 5 yapıyor. Şimdi ben... Tamam ben buraya yanlış kalmışım. Kal bir tavana bir şeyden gitsin. Oh, merdiven merdivenin yükseldiği noktalarda tavan yüksekliğini ayarlayamadı değil mi? Evet, bu burada iki merdiven var. İki kare yüksekliğinde yükseliyor her seferinde. Her turda iki kare yukarı gidiyor. İki kare yukarı çıktığınız zaman mesela senin bulunduğun yerden itibaren buraya yine 6 kaz gitsin. Yine anlamadım ama tamam. Ya aslında tamam o kadar da önemli değil ya. Vur kap vur gitsin. Pek de anlam ifade etmiyor. Sıralım yeter. Ya Cemal abi zombi yapacak işler mi? Hı hı. Kıyafet alayım mı görev? Bak bunun böyle olması gerekiyor şey. Zeynep. Levent abi bir şey diyeceğim sana. Hı. Merak ediyorum da. Ha buraya yapmışsınız ev, oda. Bizim yok mu kardeşim benim? Ayıp edeyim, ne? Ben kendimize yaptım, siz de yapın. Size yapmayın mı dedim? Ama... Bak şimdi olmadı. Ben göstereceğim nereye yapabileceğiz ya da Sercan gösterir. Öyle rastgele değil. Kafanıza göre oraya buraya yapıyorsun. Ben onların hepsini yıkacağım sonra beni delirteceksiniz. Vermeyin lan pasolu. Sen demiyorum sen demiyorum. Şey. Ben kime dedim biliyor. Ben gayet normal kimse doğru bir yere koydum Sercan. Affetme. Elektrik mi bağladın lan? Önde de sana gene bir pay bıraktım bak. Oraya... Farklı bir şey yaparsın diye. Ön tarafta da pay bıraktım. Odanın büyüklüğüne gayet ideal yaptım. İyice çömez yaptın beni ya. Bir kere sen benim adamımı almışsın. Kafadan daha bir kere orada hata var. Kimmiş o adamın? Çak geliyor kardeşim dur. Sakin. Ya biz gidelim mi diğer odaya? Başkanım. Şimdi. Kimmiş, kimmiş senin adamın? Söyle bakayım kimmiş? 3, 4, 5 bile kalan hata düşün kapımı karıştırma. Yanlış oldu 8 oldu bu şimdi. Cemal kafa kafa ne ya? Zeynep. Siktir kas kafana göre boşver ya. Allah Allah. Abi Cemal kafandakini kapa kardeşim. Durasa kullanmayız abi. Bir de kötü. Abi yanına varalım. Şey çünkü aşağıdaki merdivenden baktığın için öyle oluyor. Yukarı doğru baksana. Ya kafanın ışığını kapatacağım ben. Dur bakayım bir dakika. Ya yürü canım arkadaşım. Kaçtır koştur. Size canlı yayın bildirimi geldi mi? Benden. Geldi geldi de şey diyeceğim, ha bu birinci bölüm canı az ya. Lan abi yani. Evet tamam. Var mı herhalde? Bir bende, bende bir tane var sadece, o da canı çok az. bak Cemal, bu ayarları çok elledin anladığım kadarıyla. Normalde biz gezerken alan değiştirdikçe 3-4 zombi spawn olması lazım, bak. Zombi spawnlarını büyük bir ihtimalle kapattın. Zombiler spawn olmuyor. Yani ben yürürken... Arkadaşlar... Hiçbir yerde zombi yok bak. Olmuyor bu. Zombiler bu oyunda var değil bak. Bu oyunun sistemi şu.
Zombiler aslında hiç yok. Sen bir bölgeye girince spawn oluyorlar. Tamam mı? O bölgeden çıktın, başka bölgeye gittin, geri geldin aynı bölgeye, geri spawn oluyorlar. Hani onun bir ayarı var. O ayarı kapatmışsınız. Hiçbir şekilde zombi spawn olmuyor. Hiçbir yerde zombi yok. Bak bu serverda bir sıkıntı var. Bak zombi spawn diye bir özellik vardır. Bak. Kişi başı gelen zombiden bahsetmiyorum. O horde gecesi için. O 40-50 veriyorsun. O başka bir şey. Bir de zombi spawnlı diye bir şey var bak. Onu kapatmış olabilirsiniz. Nerede? Ben çıkıyorum. Nereye? Ya biraz başım ağrıyor. Bu hamam falan filan gitti mi? Yoruldum herhalde. Ağzımda ne biliyorum. Tamam abi sen bilirsin. Tuzak tarafını ellemiyorum ben. Bir tek koridoru açtırırım. Tamam, tuzağın zaten şeyini biliyorsun. Koridoru genişletirsin istersen. Koridor tavanları filan ayarlarsın. Öyle. Tamam. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Aa, Cansu geldi. Tam Sercan gitti, Cansu geldi. Yok yok, buradayım da Cansu'nun sesini duydum. Cansu ne haber? Sercan senden ne haber? İyiyim, sesin çok az geliyor. Yine bir şey mi oldu? Deme. Şey olmadı, yorgunum. Geçmiş olsun, hayırdır? İyi, efendim? Ah, tahmin etmiştim zaten ben de. Bugün o yüzden son dakikada genelde meşgul işleri vardır demiştim. Vefat mı etti? Evet. Başınız sağ olsun. Lan Rahmet etmesin mi başım? Ya yanlış anlamadı. Kaç yaşındaydı? 44'lüydü. Kaç oluyor? Çok da yaşlı değil. Hiç. 70 falan mı oluyor? 74 mi oluyor? Öyle bir şey oluyor. Başını sağ olsun. Başka akrabası var mıydı şeyde? Eşeği tansiyon, ya da başka bir tansiyon diye tahmin ettim ben ama. Çoklu organ yetmezliği diye açıklama yapmış hastane. Başka akrabası tabii vardı. Oğulları, kardeşi, kızı falan vardı. Sanat camiası falan hep oradaydı. Oyuncuydu dedem. Öyle yani, bayağı kalabalıktı. Senin neyin oluyordu? Dedem. Dedem. Ağrı'ya dedi ya, dedem sakıcam diye. Efendim? Ağrı'ya konuşurken dedi ya, dedem diye. Ben duymadım. Duymadım. Tekrardan maça sorsun kardeşim. Sağ olun. Allah sabır versin. Tamam. Ayarlarım şimdi başlayayım mı yerinden? Ya ne başta tesis edeceğim. Benim dediğim gibiymiş Cemal. Benim dediğim gibiymiş. Hı-hı. Gördün mü bak? Kapalı değil mi? Zombi spawn. Aynen kapalıydı. Ya hiçbir yerde çıkmıyor çünkü biz yürürken çıkıyor onlar. Sen yürürken bir bakıyorsun yerden kalkıyor. Öyle bir şey yok. Resetleyeceğiz tabii ki. Hadi çıkın o zaman. Abi sağlam bir yere gidelim. Dur. Baştan bak dur. Ben de çay koyayım. Eve gideyim. Dur Cemal, dur gitme kardeşim. Nerede lan ev?
aşağıydır. Neyse ben yavaştan kaçıyorum. Nereye? Kendinize iyi bakın. Cansu konuşur sonra. Tamam. Hadi görüşürüz. Cansu sen ne yapacaksın? Savaşa gideceğim. Tamam iyi. Geceler. Oyuna giriyorum abi. Tamam. Zeynep şeyde. Evet, base'de. Onunla yaparsınız. Gerekenleri biliyor. Neyi? Cem arkadaşım. Az kaldı 2 saat sonra sevinirim. Günümü güne taşım. Acaba başladı mı server? Başladı. Arkadaşım ortaya, zombi... Şey ortaya ayarı nasıl yaptın? Sonra... zombi spawn'ın ayarını nasıl yaptın? Ay geliyorum biraz. Tamam. Kişi başı 60-70 zombi. O... Girmeyelim. Spawn olma şekli var. Kolay gelsin. Spawn olma şekli var ya onu açtın. Onu kapatmışsın lan. Yani. Nereye girsek zombi yok. Çünkü zombiler normalde yok zaten. Hiç yok haritada. Sen nereye gidersen ya, orada atıyorum ama... kişi başı kaç zombi yazdıysan orada spawn olmayı o kadar zombi kalkıyor. Onun zorluğunu ne yaptın onu soruyorum ben sana. Onun da ayarı var. Ha var mı ya? Yok. Yok mu? Var. Tamam okey. Şimdi kişi başı 50-60 dediysen kalabalık çıkacaklardır. Artık etrafta gezerken dikkat edin. Rahatlığa alıştınız. Bak desin 60-70 değil bak 8 kişiyiz. Havraya toplamda kaç tane değil? 560 tane. Allah kahretsin girmeyelim ben. Size kolay gelsin başkanım. Ben götümün değerini bile yerim girmeyelim. Korkma korkma. Biz varken korkma. İsterse 1000 tane gelsin. Hiç önemli değil. Sen dediğini evet, yap olsun. Bak. Sen benim dediğimi yap dalga geçeceğiz o zombilerle. Cansu öyle bir sistem kuruyoruz ki şimdiye kadar yapmadığımız bir tuzak. Zombiler kör döngüye girecek. Yani koyun gibi sürüsü düşün. Bu sürüyü öyle bir labirente sokuyoruz ki oldukları yerde dönüp duracaklar böyle. Asla bize ulaşamayacaklar. Güzel. Kör döngüye girecekler. O arada o kör döngüde dolaştıkları yerlerde bir sürü tuzaklar olacak ve gezdikçe ölecekler. Bu arada biz de öldüreceğiz tabii. Ama isterseniz gidin base'de çay kahve için, televizyon seyredin, ne yapmak istiyorsanız yapın. Hiçbir sıkıntı kalmayacak. Geldi mi televizyon? 18 engeleydi, ne oldu ona? Televizyon yaptınız mı ki? Neden benim history'imde çıkmıyor? Sen oyuna bir gir de Zeynep bizim odayı bir göstersin sana. History'imde çıkmıyor kanal. Server? Server resetleniyor şu an. Açılmadı ben daha. Açıklayayım mı lan? Cemal bari kişi başına 10 tane koysaydın arkadaşım. Gözünü 10 tane koydum. Hiç çıkmadım. Ya siz ona ellemeyin tamam bu ayarı bir ellemeyin bakayım. Ben tartacağım zaten söyleyeceğim ona yapması gereken. Değiştirdiniz mi yoksa aynı server mı kullanıyoruz? Aynı serverdayız. Yalnız server değişti. Server yeni server daha güçlü bir server alındı. Sağlayıcıyı değiştirdiniz mi diye sordum zaten. Hı değişti. Yapmışsın. Yalnız sakın ben... eski tarladan herhangi bir çiçek bile koparma. Tarlanın yeri değişti, o tarla bug'lı, oradan bir şey aldığı an server çöküyor. O tarlaya girmiyorsun bile. Tamam mı? Bilgin olsun. Arkadaşım kim okuyacak o tarlayı ya? Oraya girme bile. Ya da duvar falan örelim. Olabilir. Yani orada herhangi bir aktifi yapınca server gidiyor, bir garipleşiyor. Orada bir bug var. Ya. Büyük bir ihtimal şeyden kaynaklandı. Onu biz var olan tarlanın üzerine yaptığımız için orada bir bug oluştu tahminimce. Şimdi diyesin ki Cansu diyesin ki hani oraya tahta matta koyalım, kapatalım. Havalandırmamız bir şey alayız tamam mı? Server gideyim. Boyduğumuzda daha kötü olur. Giremezsek daha fena olsun. Hiç girmeyin. Anladım, orası bahçe anladım. Gibi dursun öyle. Anladım mantığını. Şey soracağım ben. Ben sizin videolarınızı izlerken kasaların üzerine yazılar falan yazmıştınız galiba. O mod mu? Hayır. Yazabiliyorsun. Yazabiliyor musun? Tahta bir çivi varsa yapıyorsun. Onu ben gösteririm sana nereden olduğunu. Server'a şey yazdım ben. Evindekine laz yazdım. Ne kadar güzel. Zaten bizim odanın bizim odaya yazdım ben kapısına kimlerin odası olduğunu. İçeride yatak başlarına yazdım. Sandık başlarına yazdım. Odayı gezersen görürsün. Var birçok şey yapılabiliyor. Yatağını kaldırdınız mı?
Biz 3 kişi bir oda yaptık kendimize. Abi. Cemal, Zeynep, ben. Yataklarımızı oraya aldık. Çünkü çok karışmaya başladı. 15-20 tane yatak var etrafta. Birisi yanlışlıkla birinin yatağını alıyor. O adam gidiyor ölüyor. Bilmem nereden koşuyor bu sefer. Yani kesinlikle herkes yatağını belirli bir noktaya koyması gerekiyor. Karışmaması lazım. Ya Levent abi, sen benim odayı küste ben yaparım oraya bir odaya. Fantezi modu var mı? Kırmızı kırmızı oda. Seviyorum abi. Allah. Biz sana odayı yapalım. Sen odanda ne yaparsan yap kardeşim ya. Bize ne? Yalnız odaya kapıyı çalmadan girmeyin kardeşim. Genç tamam. Adamız. Tamam. Ya tavla falan oynarız diyelim. Ne anlarsınız ya? Ayıptı kardeşim. Biz bir şey anlamadık. Sen nereden farklı bir şey anladığımızı çıkarttın şimdi? Yoo, biz normal. Biliyoruz kendi aramızda. Bilemez bizi. Aramızdaki en şey sapık kafalı benim herhalde ve yanlış anladım. Yok, biz seni espri yaptı olarak algıladık. Problem yok. Yo, ben espri yapmıyorum kolay kolay. Ha, espri yapmadın ya. İyi yapmadım. Ha, bu server ne zaman açılacak? Yavaş yavaş açılıyor. Açılınca haber verir ya şimdi. Lan serverdan önce benim kafam açıldı ya. Bir hot edesinden sonra bir ürünler yenileniyor. Tamam. Böyle yapalım. Tüm evlere girerek 7 günde çekiyor. Bir yani. Öyle mi? Onlara. Hayır. Yani 7 günde bir değilsin kardeşim. Şey mi Levent abi, haftaya mı? Bugün de ya 7 günde bir lootlar spawn olacak. Tekrar kasalara lootlar gelecek. Yalnız bir tavsiyede bulunuyorum. Loot açtığınız zaman içindekilerin hepsini ya alın ya da almadığınızı yere atın. İçinde herhangi bir loot bırakırsan orada yeni loot spawn olmaz. Ben bırakmayayım ki. Mesela buldum, iki tane bir şey çıktı. Birini beğendin aldın, öbürünü almadın. O zaman o kutuda yeni loot çıkmaz. Onu yere şey atın. Bayram, kasayı boşaltın. Evet abi. Çevirelim Mahmut yerine ben. Ne? Çevirelim Mahmut. Demir bugün bayağı bir şey çıktı değişik. Ha, onları kullanmaydım. Çevirdim attım. Sen şimdi bilmediğin şeyleri script yapma, getir çünkü oyunda işe yaramayan hiçbir şey yok. Her şey bir işe yarıyor. Bakalım. Ha, bugün YouTube'a girdim, baktım neyine affedersin neye yaradığını. Çünkü biz onları dönüştürüp kullanıyoruz. Sen onları getir, buldun her şeyi getirsen. Sonra zamanla neyin işe yarıp yaramadığını anlarsın zaten. Onu oynadıkça öğreneceksin. Bakmayla okumayla da kavrayamazsın. Ha, şu motoru bir yapalım da sonrasında helikopter falan yaparız. Modu falan varsa indiririz abi. Yok, helikopter yeni şey gelince gelecek. Daha çıkmadı. Ha, gelecek bir de. Gidi. Cemal yandır kardeşim. Helikopteri bana vermeyin. En son kullandığımda bir tane oyunda 4 kişiydik, hepimiz öldük arkadaş. Daha yeni girdiydik. Daha yeni girdiğin oyunda zaten helikopter kullanmaz ki. Havada ya yeni girdik dedim, server'a yeni girdik de. PvP. Helikopteri aldım, bindim benim takımla. Havada daha bir roket attılar mevta. Oyunun adı burada şey... Alp, aslında sen bir daha deneyebilirsin. Çünkü biz artık birinin üzerinden oyunu bağlanmıyoruz. Server aldık. Server'a da bağlanmıyordu abi, onu demiştin ama. Nasıl? Başka birinin server'ına bir de... bağlanamadın mı sen? Aa. O zaman oyunu kurulurken bir sıkıntısı oldu. Şimdi bir daha indirdiğinde oyunu belki... Oyunu sildim, tekrar yükledim. Denedim abi. Ya bir yerde bir yanlışlık vardır be güzelim ya. Ben peki o, güvenlik o duvarını kontrol ettin mi? Bir dakika, güvenlik duvarını kontrol ettin mi? Ettim. Ya ettim. Çok ilginç yani. Yani söylediğin şey çok utopik bir şey de o yüzden. Ya muhakkak bir yerde bir sıkıntı var. Herkes bağlanıyor, sen niye bağlanamıyorsun? Bilmiyorum. Ama sebebini ben bileydim ya. Peki internetten araştırdın mı? Araştırmadım çünkü çok fazla oynasın yoktu zaten oyun. Bilemem. İyi yazın.
Aa, aykırı Tamam başkanım, bizde bir tane dosya var, tamam mı? Küçücük 400 byte mı nedir? Onu arkadaşa attığımızda o girecek server'a işte oyuna. Oyuna girebilir o zaman. Ha, onu unuttum ya, nasıl yapaydık ya? Şey server açıldı mı? Açıldı, açıldı. Açıldı. Bende yok. Gördüm ben. Benim üstlerimden de silindi haliyle. Şey, şifreyi tekrar söyleyebilir misiniz? Neydi? 561. Dur, neydi? Burada söyleme. Discord'a yaz. Discord'a yaz. Discord'a yaz. Kayıt söyleme kardeşim, söyleme. La etrafta gene zombi yok. Ne kadar sevindim. Yayında mısın lan abi? Tabii ki. Aleykümselam İrami, hoş geldin. Canlı yayındayım ben ya. Söylediniz mi çıktı? Ne? Sava şifresi. Verelim şifreyi. Sen yayında mısın? Ya. Dinleyeceğiz Cemal, anladım ben ya. Büyük kuantit deme mi lazım? Bak şimdi bu saatten sonra biraz daha dikkatli olun. Bildiğiniz her bölgede zombiler spawn oldu. Ya şu anda girdim ve bir evden içine bomboş. Cemal, senin üzerinde frenç var mı kardeşim? İlhami, yayını bir resetleyeceğim. Yeniden başlatacağım. 2 dakika şey, 2 dakika sonra tekrar resetlersin. Şeyi, sayfayı refresh dersin, oldu mu? Hoş bulduk. Ne yapayım? Seven Days to Die oynuyoruz. Bir yandan da canlı yayın yapıyorum. Ha, iyi, kolay gelsin. İyi eğlenceler. Sağ ol. Ya Seven Days to Die oynar mısın sen de? Çok keyifli oyun. Ya çok sarmadı gibi beni ama bilmiyorum ya. O birlikte oynandığında çok, çok keyifli. Sarmadı derken hani böyle survival tarzı oyunları sever misin? O önemli. Çok tarzım değil gibi geldi ya, bilmiyorum, biraz daha bakmam lazım. Benim videoları izle. Orada var. Oradan doğru Erdem'le çektiğimiz kayıtlar falan var. Oradan bak. Aslında birlikte bir şeyler yapıldığında çok keyifli. Bir de biraz daha heyecanlı, böyle zombiler saldırıyor, ona hazırlanıyorsun falan. Sürekli görev paylaşımı yapıyorsun. Keyifli yani, sürüklüyor. Ha, yine bakarım da bilmiyorum. Bence keyif alırsın diye düşünüyorum ama. Yine bakayım ben ya. Tam emin olmadım şimdi. Bak ona sen bir bak. Bakarım bakarım. Erdem bakıyor bir saattir. Arızalarını çözemedim. Neye bakıyor? Bir de o nereden indirir? Steam'den mi? Steam'den. 7 Days to Die. 7 ile 7 rakamla yazıyorsun. Days to Die. Tamam. 1.5 GB falan zaten indiriyorsun, direkt oynuyorsun ya. Hani vaktin varsa indir, gel bu akşam oynayalım. Bu akşam olmaz da sonra bakayım ben. Tamam. Steam'den ya, ücretli oyun. Ücretli mi?
Evet. Ha, söylemedin mi sen ücretli olduğunu? Ha, söyledin sandım. Kaç liraydı? 40 lira mı? Öyle bir şey. Gelsenize, hem tanışmış oluruz. Ne diyeceğim? Üst kanala gelsenize. Arkadaşlarla da tanışmış olursun. Ben şimdi otuz oynuyorum. Sonra bir çıkmam gerekecek. Tamam. Yani müsait olduğun zaman Discord'a yanınıza gel yani. Ben tanıştırırım seni arkadaşlarla. Tamam. Hı-hı. Tamam tamam, gelirim. Şey tamam. Ya, o ücretsiz deneme falan filan yok mu? Hayır. Kötüymüş ya. Sen bir bak da oyunu beğenirsen. Tamam ya, bir bakayım. İzleyeyim, araştırayım. Tamam tamam. Hiç bakmıyorum öyle. Tamam. Hadi ben sizi bölmeyeyim, siz devam edin. Bir üst taraftayım. Tamam, sağ ol. Gelirim gene arada bir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Evet. Şimdi ben, ev odun istiyordu benden. Ben ne kadar odun yaptım bakayım. 4 odun yapmışım. Şurada da kule var. Şurada da alayım. Zeynep, orada mısın? Zeynep burada mı? Görüşen açam. Okum onları. Ne okuyayım sen? Okuyorum abi. Zeynep. Orada 35 level oldum galiba. Sercan büyük ihtimal 40 falan olmuştu. Çeliğe geçmiş olmamız lazım. Ya benim sağ tarafta 33 ceza üstünde. Niye? O 33 levelsindir. Ben niye ara yükseldim o kadar? Puanım yok adam gibi. Ya her yaptığın bir şeyden eksper alıyorsun. O kadar şey kazı yaptın. Yaptığın kazı da sana şey getiriyor. Eksper getiriyor. İyi anlattım. Acaman ne kayboldun sen? Ya peşimden gel. Yine git. Kelebin peşine seni bulamayarak. Ay, zombi var la burada. O ilgi deme. Köpek sürülerine falan da dikkat edin. Arada 15-20 tanesi bir arada geziyor. Üstünüze rebel frame bulundurun, ağaç. Köpek gördüğünüz zaman hemen bir duvar dibine atıp üstüne zıplayarak çıkın. Yani zıplayıp altınıza frame atın. Zıplayıp altınıza frame atın. Yoksa sen yerler... Tuzalara mı gidiyor bu yol? Tuzağa giden bir yol var şimdi orada. Bizim giriş yerinin haricinde bir tünel daha var ya, orası tuzağa gidiyor. Bana bir şey olur mu peki bu tuzakta? Hayır hayır, orada bir şey olmaz. O yolu genişleteceğiz de Zeynep vardı orada. Zeynep'ten ses yok. Herhalde bilgisayar başında değil. Ben geleceğim birazdan. Açlık susuzluğuna bak. Orada yemek kasalara bak. Kasalarda bir sürü yemekler, sular var. Üstüne bir miktar al. Değilim ben. De yemeğim de var, şeyim de var, suyum da var. Tamam. Aç da değilim. Sadece yatağımı atacağım, odayı arıyorum. Oda yok. Şu an senin odan yok. Sen orada bir köşeye, bir yeri her zaman bulabileceğin bir noktaya bırak yatağını. İçeride. Bakayım benim yatağım burada duruyor mu? Kim var? 2500 canım arkadaşım. Bu niye böyle? Ben üzerinde hiçbir şey yazmıyorum ama şu benim yatağım duruyor. Levent abi, eve şey basıyorum, televizyon basıyorum. Bak kasa buldum Cemal, gel. Televizyonları wrench'le alın, elektronik partlar alayım onu. Hı hı. Onlar önemli, değerli onlar. Az çıkıyor çünkü. Efendim canım. Bakalım, evet çok istedim. Artı 18 kanalı açacağım yakında. Özel. Tamam. Burak. Şey Efendim?
Cansu ne dedin sen? Bir daha söyler misin? Sizin odanızı gördüm dedim. Bravo. Nasıl olmuş? Beğendin mi? Çok cici olmuş. Hadi öyle. Ya orayı biz kendimiz öyle bir tasarladık. Hani daha yapılabilecek bir sürü şey var oyunda. Dekorasyon olarak. Bakalım mı hocam abi? Sana da bir oda açarız. Hani biz 3 kişilik yaptık odayı. Belki siz hani Sercan da seviyor öyle şeyleri. Onunla beraber de yapabilirsiniz. Kişi herkes özel oda da yapabilir. Hani biz her yeri kazmayalım diye yataklar gidiyordu çünkü. Hani yanlışlıkla birbirinin yatağını alıyor insanlar. Ama ölünce tabirem bilmem nelerden koşuyor. Yani biz şimdilik öyle koyduk. Sonra kişiler... Çok güzel. Kişiler şimdi... Koltuk da var. İstersen şimdilik yatağını oraya yere bir yere koy. Hani karışmasını istemiyorsan. Zeynep olsaydı o ayarlar... Efendim? Nasıl olsa ölmem. Koy bir köşeye, hani bulabileceğim bir yere koy base'in içinde. Hani... Onun için ki neden biliyor musun? Şu kadar bir şey var. Ya, parça var. O yüzden öyle. Yoksa olsaydı normal fener yoksa. Abi ne Cemal, adam bu. Demirden yapılmış, sen seversin. Ha, evden çıkamayırım Cemal. Kısır döngüye döndüm. Lan bunu döne yırıldım bak. Yine buldum. Çıkamadım da içeride kaldım. Bir 12.000 tane play yaptım. Şimdilik idare eder. Bir de 6.000 tane doldurum yapayım. Ondan sonra barut üretmeye başlayacağım. Bir önce barut üretelim. Abi buzdolabını bile çekirsem içinde motor var mı daha? Yok. Bu kadar serinlemiş ya. Ha Cemal, akşam olayı bak oyunda. Gitmeyelim oraya. Daha nereye akşam oluyor? Öğlen ya. Saat 15.48 Saat daha 3.30-4'e geliyor ya. Oyun saatiyle. Saat 11'de gece oluyor. Ne yaptın? Daha günün yarısı. Ya burayı yükseltin ya. Zombileri benim. Kıçımı küçük hataydı. Alışacaksın öyle. Zor bir şey yok. Ya alışmayan adama neydi o? He. Bir şey eşek miydi? Semerde bir şey vardı ama işte. Ben onun gibiyim işte. He şey. Eşeği altın semer bulmuşlar. Eşek denes eşek. Öyle bir şeydi. Alışırsın. İndirimde o da ne zaman çalışıyor? Bari 18.000 yapayım şu clay'i de. Sıkıntısı kalmasın ya. Zeyno. Zeynep yok. Uydu herhalde. Cemal bekle beni kardeşim, direk. Thank you.
Hayda 37 level olmuş. Evet, ne kadar oldum ben 37 level'i ya? Kardeşim, şimdi 35'tim ben. Kapandı mı? Server var ya, kapanmadı. Cemal böyle speed açmış gibi koştu. Zombiye vurdu önümde hızlı bir şekilde, garip oldu. Benim kadar pingim var. Ben yayın yapıyorum bile. Öldüm Cemal, öldüm. Hayret diyorsun ya. 150 Cemal, pingle toplasın. Oynuyor yalnız. Ondandır. Aramızda zombi de var 10 metre ama. Ha, senin şu bağlantı işi ne oldu? Çıktı mı 16 megabit'e? Çıkmayın başkanım. Gelmedi kimse. Nasıl çıkmıyor? Gelmedi ki kimse kapıya. Bir daha ara o zaman. Aradım bu gece. Dedi ki ben aramışsınız, oluşturmuşsunuz, bekleyebilirsiniz. Ses. Attı ben oyundan. Hayır böyle internete ben. Ya Levent abi, herkes beni dürtmeye alışmış. Ben de dürtmeye alışmışım. Ne yapayım? Şunu hiçbir zaman unutma. Her zaman kendi işini kendin takip edeceksin. Başkalarına bırakırsan her zaman bu pozisyonu yaşarsın. Yaptığın şeyi bilerek yapacaksın. Sen yönlendireceksin insanları. İnsanlar seni yönlendirirse her zaman bu pozisyon oluşur. Şimdi o pozisyonlara fazla girmeyelim abi. Konu başka yere gideyim benim kafada. Yani, çünkü işin sonundaki pozisyona ben giriyorum. İnterneti kullanıyorsan internetle alakalı şeyleri az çok bileceksin. Bunlar hani bilinmesi gereken uç noktalar değil. Yani download nedir, upload nedir bunu bileceksin. Bağlantı hızının ne olduğunu bileceksin. Onu takip edeceksin. Düşüş oldu mu arayacaksın. Bunun böyle olmaması gerek. Bu niye düşüyor diye hesap soracaksın. Kendi haline bırakırsan öyle herkes bilgini okur. Hayatta yani sadece bunun için demiyorum. Hayatın her dalında öyle ol. Yani yaptığın seninle alakalı bir şeyde ilk önce sen bilgili ol. Başkalarının bilgisiyle hareket etme yani. Bu şeye benziyor. En güzel örneği şöyle vereyim sana. Adam Müslüman ama hayatı boyunca Kur'an-ı Kerim'i okumamış. Hep birilerinin söylemesiyle dini yaşıyor. Anladın mı? Bu buna benziyor. Öyle değil işte. O adam ne derse sen onu yapmak zorundasın. Ona inanmak zorundasın o zaman. Her zaman kandırılırsın. Geldim abi, internetim gittiydi. Ne oldu en son? En son dedim ki bunun en güzel örneği adam Müslüman ama hayatı boyunca Kur'an-ı Kerim'i bile okumamış. Hep işte büyüklerinin ya da ne bileyim hocanın dedikleriyle dini yaşıyor. Ama kendisi asla araştırıp öğrenmiyor. Böylece dini duyduğu kadar biliyor. Anladın mı? Bu buna benziyor. Hani bir şeyi yaşıyorsan, biliyorsan onu herkesten önce sen bileceksin. Çok mutluyuz. Bu ne burada?
Lotyamız. Bağırma lan. Ha. Lan duyuyorum oğlum. Ben pazar günü. Oğlum ben pazar günü zaten ondan alacağım. Çünkü bana kalırsa. Ya ben zaten. 2 hafta bekleyeceğiz. 2 haftanın bir haftası. Ben bunu yapıyorum. Tabancam yok benim. Sakin olun, sakin olun. Ya da Discord'un sessiz al. Ben neredeyim? Ha, şöyle gideceğim. Cansu base'de misin? Geldim. Tamam. Mentoları çıktı. Ha, bizimkiler zaten şu tarlayı temizlemişler. Tarlada bir şey kalmamış. Tamam. Biraz odun bırakayım en azından. Biraz şu 18.000'de clay yaptım. Ne 18.000'i? 19, 20, 21.000 clay yapmışım. Yeter. Fazla bile. Döndüm çok var yani. Heh, neredesin bakayım? Geldim. Gel bizim odaya bak. Abi böyle tam üstüne sıçarsan böyle... Tamam bağırma bağırma ya. Şimdi clay bitmişti. Bunlar da boşu boşuna yanıyor. Şu 6000 clay'i buraya atalım. 1200 de demir atalım. Cicilerimi değiştirdim. Nasıl olmuş? Geliyorum. Bakacağım bir dakika. Arkandayım. Şu forçların eksiklerini tamamlayayım da. Bana 500 tane odun yeter. Şu 6000 taşı da... Bir dakika. Şuradan odun alacaktım. Bir benim ahit ama vururum. Şimdi tamam. Bakayım. Hey çok cici olmuşsun. Yalnız o iki kıyafet de serinletici kıyafettir. Geceleri üşürsün o montunu giy. Ha, kafana taktığın sıcaklık veriyor gerçi. Şey bandana takmana gerek yok senin. Bandana çirkin olmuş. Boynuna takmıyor ki ağzına takıyor. B'ye bas kendine bak. Baktım biliyorum. Tamam peki. Ayakkabılarım da güzel olmuş. Spor ayakkabı giymişim. Şimdi bak. Nerede? Burası bizim peki, oyunda başka montlar var mı? Oyunda başka montlar var mı? Bir kısa mont var bir de şey var. Uzun mont var. Bir de başka takım mont... elbise ceketi gibi var. Mesela bak black siyah tişört var burada. Gördün mü onu? Bak atıyorum yere. Al. Bakarsın. Sonra bak bir şey var mavi renk gömlek var. Bu gömlek şey yapıyor hani önü açık içinden beyaz tişörtün gözüküyor. Bak koydum oraya gene yerde. Hem soğuk tutmaz. Bu arada arkadaşlar kimse kasa düzenine uymuyor. Herkes rastgele atıyor. Hiç hoş bir durum değil söyleyeyim. Hmm.
Tamam, mavi olan güzel oldu. Teşekkür ederim. Hı, beğendin mi? Evet. Mesela bak, ben mont giymiştim, eve geldim, bir anda sıcak bastı, çıkarttım şöyle. Montlar hiç güzel durmuyor. Beğenmedim bu montları. Bir de nasıl levelini yükseltiyorsun, kalitesini yükseltiyorsun? Kazdıkça falan geliyor. Her yaptığın şey sana XP veriyor zaten. Hmm. Yani ne yaparsan yap. Bu oyunda terzi var mı? Terzi şey var. Var tabi. Gerek şey güzel oldu. İstersen onun kırmızısını verebilirim sana. O üstünü kırmızı ister misin? O gömleğin kırmızısını. Benim üstümdekini sana vereyim. Benim aynı alamıyorum. No, çünkü şey mi yok? Yeşil var sadece şoktan. Oo, süpersin. Şoförü zillen şoktan. Ne? No. Minibike kitabı bulduk. Minibike yapabileceğiz. O zaman eve lastik, motor, akü getirin. Hemen minibike'ları yapalım. Motosiklet yapabileceğiz. Diyorum ki Cansu, üstümdeki yeleği şeyi görüyor musun? Gömleği. Kırmızı bendeki. O sadece yeşili var. Ha, yeşil nerede? Aa, ben yeşili severim. Nerede o? Benim üzerimde. Giydin mi? Evet. Mavi var hala üstünde ama. Şortum. Ha, şortum. O yüzden kırmızıyla yeşil güzel olmayabilir. Sen şimdi kırmızı gömleği istiyor musun, istemiyor musun? Ver bir deneyeyim. Aldın mı yerden? Bak, takım elbise gibi görünen ceket var, biliyor musun? Hem sıcak tutuyor, üşümüyor. Gördüm, bana hiç yakışmadı. Tamam. Sonra bak, şey var, cap var. Ama sen mining cap takacaksın hani. Takmayacağım. Peki. Kırmızını geri veriyorum. SWAT helm takar mısın? Ver. O çok yakışıyor. Onu beğeniyorum. Hı? Hem seni koru. Geri verdim, oldun mu? Ha? SWAT helm takar mısın? Vereyim mi sana? Kafandaki çok güzel ama. Tamam, güzel. Kafandaki. SWAT helm dene bak, atıyorum. O da çok yakışıyor. Ben beğeniyorum. Sonra bak, şöyle bir şapka var. Bunu dene, bu da güzel. Bunu da attım. Hatta yeşili var, dur. Dur, yeşili var. Yeşilini vereyim sana. Şortunla takım olsun. Al. Attım. Bence yeşil şapka hoş olur. Ama bandana hoş olmadı, söyleyeyim sana. Bence çok hoş oldu. Bence yok, güzel olmadı. Bak, takım oldu. Çok da şık oldu. Bandana çıkart bakayım. Hah, şöyle ya. Yüzün gözün açıldı. Bak ne güzel oldu. Hiç tarz olmadı. Bizimle değil. Bence tarz oldu. Hatta kırmızı gömleği bir giy bakayım. Beyazla kırmızı daha güzel oldu. Ama yeşille mavi boğdu. Biraz farklı renk.
Çok yeşil olunca boğdu, evet. At bakayım, attın mı? İşte kırmızı gömleği giyiyorum sana. Nasıl attım mı? Ha, geri mi almışım ben? Dur bir dakika, tamam. Gel veriyorum. At. At. Bir bakalım. Beyazı daha güzel gösterdi, gördün mü? Atayım mı mavisini? Dur bir dakika, atarsın. Aslında short rengini, başka short var mı? Yok. Bir dakika, bendeki short etek değil. Mavi etek var. No. Onu ben koydum oraya. Siyah etek var. No. Etek hiç güzel olmuyor ki. Tamam. Peki. O zaman burada şu anlık bir şey yok da daha buluruz. Daha bir sürü. Ben benim üstümdeki şort ne renkti? Kahverengi. Neyse yeşil güzel oldu ya böyle. Ben beğendim. Mavi at bakayım. Mavi de ben. Evet. Oyunda çorap olsaydı. Evet. Beyaz çorap güzel olurdu. İçimde de beyaz var ya. Ah, mavi de bana yakıştı. Heh. Evet, senin üzerindeki renk bak, mavi de. Tamam. Şimdi... Ama ben siyah şapkamı da sevmiştim. Ama başka bir şeyle giyeceğim. Tamam, dene istediğini. Daha bir sürü kıyafet gelir buluyor. Arkadaşlar, kıyafetleri atmayın. Getirin buradaki kasaya, atın kıyafet kasasına, tamam mı? Evet, burada kızlar bayanlar var. Bayanlar var. Onlar kreasyon yapıyorlar. Günlük kıyafet değiştiriyorlar. Çok güzel oldu. Beğendim ben. Sen şimdi odamızı ilgiledin mi bizim? Evet. Nasıl? Şirin, sıcak bir ortam değil mi? Zombilerden uzak. Bak, kutumuz bile var. Buraya bize mektup yazabilirsiniz. Ona mektup mu yazayım buradan? Evet, mektup yaz tabi. Bakarım ben gelince, mektup var mı? Bak burada yemek masamız var, şirin bir tane. Sonra bak biralarımız var, buz gibi. Bak bira sandığımız var, buz gibi. Şimdi televizyonumuz gelecek şuraya. Oturacağız buradan. Mutlama çok keyifli. Keşke ben de yapabilirsin. Yapabilirsin çok. Yapabilirsin. Ne o? Güzel soru. Gel. Benim aslında kutlamam gerekiyor. Hı? Ne yapman gerek? Gerekiyor. Çıkmam mı gerekiyor? Koşmam. Neden? Çünkü o seksüel bilmem neyi yükseltemiyorum. O zaman koşmam. Ne yapacaksın biliyor musun? Bak buradan bir başlayacağım. Tadibe koşacaksın, sonra geri buraya koşacaksın. Tadibe koşacaksın, buraya koşacaksın. Al sana koridor şey. Koşma alanı. Kocaman. Spor yapacaksın. Hadi 1-2. 1-2. 1-2. Şimdi şınav. Şimdi şınav. Kalk. Süper. Devam. Bu koridoru dümdüz koş. Sonra geri gel. Tam spor alanı. Bak sabah koşularını burada yapabilirsiniz. Şimdi ben ne yapacaktım? Evet benim geri çıkmam gerekiyor. Porçlara gerekli şeyleri attım. Güzel. Odun da bıraktım. Buraya 22.000 tane clay getirdim. Cemal. Forge'lara 600'er tane odun koydum. Onları istersen log'a çevir. Bir de 2.000 tane de daha odun koydum Forge'in içinde. Tamam mı? Yine odun yaparız.
skilllerimi vereyim bu arada. Kaç 22 olmuş? Şurada Science'da... Bir Science'da alıyorum. Ne istiyor? Science 6 istiyor. Hmm, bekledi. 13 kaldı. Levent abi bir Steam Messenger'a baksana. Gözükür yani. Sen Discord'dan yazdın o mesajlarını. Kayıt almışsın. Vay, arka nefes nefese kalmış. Yani güzel spor yapıyor. Şuna bak. Haydi devam. Süpersin. Nefes kontrolü. 1-2. 1-2. Temponu bozma. Tam tempolu. Nefes kontrolü yaparsan iki kat daha uzun koşarsın. Evet, süpersin. Eyt be. Bizim ekibe bak ya. Sporcu hepsi. Cansu. Sana da sen de oda istiyorsun değil mi? Oda yapalım mı sana? Gel hadi. Kıyamadım. Dur, staminen bitsin hele. Zaten gece oluyor. Çıkmayayım ben şimdi. Nasıl nefes nefese kalmış. Stamina varmış kızım sende. Maratoncu mu olacaksın sen? Maratoncu olacağım. Vallahi spor ayakkabılarını da giymiş. Bir koşma vermesi lazım onların. Değil mi? Mantıken. Hadi. Sen normalde de spor yapıyor musun Cansu? Değişim olmaz. Aa. Senin yaş kaç? 27. Spor yapman bitti. Lazım. Bitti mi stamina? İyi hadi bakalım. Evet, hiçbir tane bile level atlamadım. O öyle hemen atlamaz. O kendi kendine. Sen yürürken bile artıyor. İlla koşmak diye bir şey yok. O sen yürürken bile artıyor. Hani iş yaparken bir sağa bir sola gidiyorsun ya. Atlayacak çok level'ım var. Kaç? 10 yapmam lazım. Ben şu an 7'yim. Şimdi tam bizim karşımıza komşu olacak mısın? Bir adım öne gel. Bir adım yürü. Tamam. Kazayım ben. Bir adım yürü. Heh. Ya orada durma. Sen şey heh koyuyorsun. Okay. Third person olmayınca böyle şeyler oluyor işte. Tamam. Görmez. Sana oda yapacağım. Komşu ol bize. Oda yapalım beraber. Heh. Bak tam hizaladım, gördün mü? Tam karşısında. Anladın mı mantığı? Hı-hı. Başla kazmaya. Hadi bakalım kızım. Vur kazmayı. Kazman kaçlık senin? 58. Olmaz. Cemal. Kazmamız var mı fazla üst level? Kazma kazmalarda da 250'lik kazma var. 300'lük balta var. 100'lük kürek var. Bu üçünü veriyorum ben şeye. Cansu'ya. Burada ne var? Bir de 300'lük de bow var. Onu da veriyorum ona ben. Ha getirdin mi? Koyalım buraya. Tamam koy. Bak bakayım şimdi. Heh, 300'lük kazma. Süper. Okey. Geldim. Şimdi şunları al bakalım. Öbür kazmayı o kazmaların olduğu kutuya sonra koyarsın. Üçünü al. Bunları al. Bu elini aldığında bir kere R'ye bas. Reload etmeyi unutma. Tamam. Arrow'un var mı? Var. Tamam. Kaç tane var? Evet. 46 tane var.
46 mı? Olmadı. Dur. Odun taş var mı üstünde? O da mı yok? Şu 127 tane odunu bir al, üstünde dursun. Şu taşları da al, bir 200 tane. Taş olur zaten elimde. Aldın mı? Şu taşı da al, bak taş attım yere. Taş evde bol zaten. Şimdi bir sürü taş çıkacak kazarken zaten de. Şimdi ok yap. Al şu 41 tane tüyü de al. Bak 41 tane tüy attım. Al onları. Kendine bir ok arrow yap. Tamam mı? Alamadın mı? Taş yuvarlanıyor. Tutturamıyorum. Kaybolmadan al. Hah, aldın. Bravo. Okey. Şimdi kum olan yerleri kürekle kazacaksın. Tamam mı? Kum olan yer nerede mi varmış? Buralar beton mu ya? Kum gözüküyor. Efendim? Buralar kum galiba. Merhaba. Tamam, beton gerisi. Kazmaları al eline. Hadi bakalım, sana da bir ev yapalım. Bunu galiba kazmayla kazanmadım. Hop, sen vuramıyorsun. Hayır, seni arkadaş eklemedik ki. Kabul et bakayım. Kabul et, kıramazsın. Topraklar bana ait. İzin vermiyor. İlk önce misafirim ol. Tamam. Şimdi taş mı burası? Erdem oyunda mı ya? Erdem, Erdem oyunda mısın? Bir dakika. Allah Allah. Allah Allah. Şey, seçildi, ne yaptı? Gitti mi burada mı o da? Gitti gitti. Seçil oynamaz ya bu aynı. Diyorum ya, o Dota LoL falan oynuyor. Ya ücretli oldu diye biraz ücretli diye biraz şey yaptı ya. Yok yok. Kalacak mı? Ha, bira içecek. Bak, kahve yapmışlar. Mutfak kasasının içinde kahveler var. Üstüne oradan 15 tane kahve de aynı işi görüyor. Unutma, oldu mu? Tamam. Bir an bir alayım. Tamam, dolar. Kahve nerede? Şeyde bak, sırtını ocaklara verdiğinde karşındaki kasanın üstü. Kasalar burada mı duracak? Hayır, onlar geçici. Kasa yerini bir yapalım da. Kasalar genelde üretim yerlerinin altında olacak. Her şeyin kendi kasası olacak yani. Atıyorum. 38 oldum. 40'a gidiyorum. Kaç puanım oldu? 19. Yetmez. Seksüeliteye vereceğim. Ne kum varmış arkadaş. Şimdi kafayım bağımlısı olacağım o zaman. Şimdi kafayım bağımlısı. Alkol içince ne işe yarıyordu? Aynı stamina. Arkadaş. Ne kum çıktı buradan ya? Ha, sen onu kaz, ben şurası kaç kareydi ona bakacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heh, 10 blok. Devam. Kaçtı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası da 7. Tamam, 10'a 7 yapacağız. Anlaşıldı.
bütün odaları eşit ve karşılıklı yapalım ki hani burası böyle bir şey sokağı gibi olsun. Sen söyle. Hani evlerin olduğu. Hatta yol kenarlarına masalar, tabureler falan atarız. Banklar atarız. Bu yol böyle mahalle gibi olur. Sercan can ve benim adam olsun. Olur. Sercan kabul ettikten sonra Sercan biliyorsun biraz titizdir okumlarında. O geçsin. Başka bir yerde kalmaz. Ay ay. Ümit hoş geldin. Şöyle izleyenlere de gösteririm. Bak böyle odalar yapıyoruz arkadaşlar. Mesela 3 kişilik burası. Burada kim varmış? Cemal, Levent, Zeynep varmış. Burası posta kutusu. Böyle herkesin odaları olacak. Evleri olacak. Burası böyle bir mahalle olacak. Herkesin evi olacak. Yani sokak aydınlatmaları, aydınlatma lambaları falan da koyacağız. Güzel bir ortam olacak ya. Evet. Kazmaya devam. Neden kazmadığını sorabilir miyim Cansu Hanım? Tahminen bekliyorum. Sen şimdi kahve içmedin mi ya? Bira içtim az önce. Kahve içtim. Tamam bira içtin. Hala etkisi devam ediyor mu? Nasıl bitiyor o stamina? Senin bir dakika skill puanın var mı ya? Aç bakayım. I'ya bas. Skill'lerini aç bir. Kaç puanın var sağ üstte? 6. 6 olmadı. Tamam devam. Level atlayınca seksüality ile minor 69'a gideceksin. Ama tabii minor 69 da senden işte mining tools isteyecek. Şu kazmayı vurdukça da mining tools geliyor. O ikisine gidersen bak benim stamina hiç bitmiyor. Ben kahve falan da içmiyorum. Hep full. Vurdukça şu an. Üçer verdim. Ya. İşte minor 69'da seksüality üçer verdim. Böyle oldu. Çünkü her alet daha ağır. Mesela taş baltayı kullan bitmez stamina şu an. Ama demiri kullandığın zaman biraz daha çok stamina gidiyor. Çelik de daha da çok gidiyor. Mesela şimdi elime çelik kazmalıyım benim de gider stamina. Ona göre veriyor. Ama çelik de buna bir vuruyor. Bütün bloğu tek vuruşta patlatıyor mesela. Vay. Vay bayram vay. Ne haber lan? Hoş geldin. Gel gel bizim odayı gör bak gel. Neredesin sen? Gel gel odaya bak. Şirin olmamış mı? Discord'dan konuşuyor musun? Konuşuyorum. Vallahi aynı devam Ümit. Bir şey yapmadık, oynuyoruz işte. Ekip bir 12-13 kişilik bir ekip olduk. Bayağı kalabalık bir şekilde şehir kuruyoruz yer altına. Herkes birlikte onunla çalışıyor. Belki de Sevindayız tarihinde ilk defa bu kadar kalabalık oynayıp çekim alacağız. Levent abi, bu arada şey yaptım, kusura bakma, yayına moderatörlük yapamayacağım, oyun çözünürlüğü düşürdüm, en düşük ayarladım, hala %100 CPU ile bana, GPU ile alıyorsa, ama açamıyorum bu yüzden, haberin olsun. Tamam, peki. Sen de şu arkadaş kişiliğini kabul edersen benim oyundan yollayacağım. Edeyim hemen. Sen kabul et. He tamam zaten arkadaşmışız biz. Tamam. Ha bu arada Burak nereye gitti ya? Cemal? Ayten mi? Oylan. Oylan lütfen abi.
Yani sorun ya çok mutlu hani tamam 60 FPS alıyorum da şu sistemi çok rahatlı ediyor ya. Şimdi Bayram şu hatları gidiyorsun gördün mü hatları koydum frame'leri. Evet kaça kaç? 10'a 7. Derinlik 10 genişlik 7. Zaten genişliği belirlemişim mi? Zaten sen sadece 10 kare. Koridordan mı sayıyoruz yoksa? Abi içeri 10 kare gidiyorsun içeri. Abi benim elime senin çarpmış. Yeni tuzak sistemimizden haberin var mı? Ne? Bambaşka bir tuzak yapıyoruz. Zombiler kör döngüye girecek. Böyle merdivenden çıkır çıkıp aşağı düşer. Çıkır çıkıp aşağı düşecekler. Orada onları öldüreceğiz. Şimdi zombiler bir çukura düşecek. Çukura düştükten sonra bize ulaşmak için bir platforma tırmanacaklar. O platformdan bize ulaşacaklarını sanıp tekrar aşağı düşecekler. Aşağı düşerlerken ard arda konmuş 5 tane bıçaktan geçecekler. Diyelim ki ölmediler, aşağıda 4 kare tarafından vurulacaklar. Diyelim ki gene ölmedi, tekrar yukarı çıkacaklar, aynı döngüyü bir daha yaşayacaklar. Modumuz şu yani, sigaraları yak, çayları al veya kahveleri. Aynen. Ay, tamam mı? Ha, o arada sen yukarı çıkanları sniper'la vurmak istersen vur. Ha, yukarı çıktı diyelim ki polis zombi durdu sana tükürüyor. Arkasına saklanacağın çelik duvarlar var. Oranın arkasına geç. O mecbur sana ulaşmak için ilerleyecek abi. Aşağı düşecek yani. Bak ciddiyen hani köstebekler kördür bilirsin değil mi? Çok az görür bir de. Şu anda köstebek modundayım abi. En düşük çözünürlük. Bak çözünürlük 640. Kaç FPS alıyorsun? 45-60 arası abi. Hani FPS için değer ha. Yani. Peki çözünürlük Cansu tamam kadar. Anladım. Cansu sen kaç çözünürlükte oynuyorsun şu an? Bir ekran. FPS'ini yükselteceğim senin. Kaç çözünürlükte oynuyorsun? Bilmiyorum. Şimdi escape'e bas, videoya gir. Dur, ayarlayacağız şimdi. Videoya gir. Bak, bir dakika. Sol üstteki var. Kaç? Değil mi? Resolution mu? Evet. Resolution. 1366x768. Hayır, onu ne yapıyorsun biliyor musun şimdi? 640'a 480 yapıyorsun ya da yani ya da 800-600 ekranı kaplayacak en düşük. Niye ekran alıyor? Ekranı kaplamıyor lan. Deneyim abla, bak. Kaç FPS ediyorsun şu anda? 5 ile 10 arası. O zaman sen de mecburen 640-480 yapıyorsun. Hani eğer böyle 25 FPS alıyorsam şey önerecektim. 720 piksel önerecektim de. Çünkü arada 5 FPS oynuyor. 720'ye indirirsem 10 FPS çıkarsın. 640'a indirirsem benim gibi 50 FPS'e ne atarsın? Ekranım. O Cansu anlamıştır mantığı şu. Daraldı. O zaman bir farklı modu dene. Yani şey gibi oldu. Eski altı üstü siyah çizgi filmler olur. Onun gibi mi oldu? Ben şu an neyle oynuyorum? Şu 1900'e 1920'ye 1080 oynuyorum şu. Güzel, güle güle kullan Ümit. Bana bir kazma atacaklar mı? Kazma. Ne? Kazma mı? Bak şey, Cemal. Gel, gel. Beni izle. Şu baktığım yöndeki en alttaki kasa ya da onun bir üstü, bak. Anladım. Kalkelisini alıyorum abi. Şey, Cemal 300'lük yapabiliyor. Hı, sen şimdilik idareten al oradan sonra Cemal yaparsan skillerini de kasarsın. 320 yıkıldı mükemmel mi aldım abi? Yalnız mükemmel bir base yapacağız yani bu seriye katıl Bayram. Çok keyifli olacak. Abi biliyorsun dün makaradan söyledim zaten. Bugün gündeyim akşama kadar. Bir de beni yine çarpmış başım falan acayip dönüyor benim. Yüzüm falan tüm kırmızı şu anda. Islak havluyla geziyorum. Yani sende ıslak havlu var bir de şeyde yüzümü arada bir ıslak havlu
koyuyorum ya. Çok güzel oluyor. Ne buralarda artık ya? Tamam, buradaysan gel katıl. Keyifli olacak. Yok, o tuzak sistemi sen çok güzel olacak ya. Bak, sen fark etmiyorsun. Fark edenler var ama sen fark etmiyorsun. Ben çoğu zaman Discord'dayım zaten. Bakıyorum sohbet nasıl koyuyor. Sen böyle hararetli hararetli bir şey yapıyorsun. Oyunda olmadığı zaman ben, benim de bir isim geldi. Bu akşam bir video atacağım. Gelmiş gel geçmiş Seven Days tarihinin en komik anlarını, yani her izlediğimde gözümden yaş geliyor, öyle diyeyim sana. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Tamam. Kaçak. Bir torç mu koysaydık? Levent abi ya. Benim olur. İnternet bileyse nanayı yiyordu. Gelemeyirim ben ya. Ne oldu? Gülmeye devam edeyler bana. Kapanarken internet. Ne kapanıyor? İnternetin mi? Kapanan işler, kapanan işler. Beynim yandı ya. Şimdi bak ne yapacaksın biliyor musun? Modemini fişten çek. Ya denedim onu. Bir saat kapatıp açtım. Kapatıp açma. Elektrikten çek. 5 dakika sonra tekrar bağla. Olur mu diyorsun? Bir de öyle dene. Olma ihtimali çok yüksek abi, çünkü yeni nesil modemlerde kendini roklama özelliği var. Elektrik gittiği zaman. IP'in falan öyle şeyler. Burayı çok büyütmeyelim, iki kişilik olsun burası. Evet, tamam. Çıkarayım o zaman. Hayır, bir sürü koyacağın eşya var, yatak var, sığmaz. Bak biz gördün mü bizimki? Bizimkiyle aynı büyüklükte yapıyorum. Burası şimdi çok mu büyük? Yatağın zaten yani kaç kare yer kaplıyor? Ha sen ben dinle. İçeriği dekorasyon yapar. Bakın daral. Dediğin gibi yap sen Cansu. Güven bana. Ben çıkarım o zaman. Ölüme vuruyor. Abi nerede yani kardeş? Buzdolabı bile iş koyabiliyorsun. Yer bulamazsın sonra. Tamam. Mutfak yaparsın bir köşeyi. Mutfak bile yapabiliyorsun bu oyunda. İstersen alta ben kazarız. Ben... ya da üste çıkarız, iki kat yaparsın, içten merdiven yaparsın. Üst katı yatak odası yaparsın, alt kalanı, oturma alanı yaparsın. Anladın mı? Onu diyecektim. Bunlar yapılabiliyor. Benim daireyi hatırlıyorsun değil mi abi? Starbase'de benim yeri hatırlıyorsun değil mi orayı? Yani üste de kazarız, zaten çok derindeyiz. Bir kat daha yaparsın, içten merdiven koyarız, çok şirin olur. O yüzden merdiven koyunca oda bitmesin yani. Şu ölçü gayet güzel. Tamam. Bu merdiven de bir alan kaplayacak. Ben mesela o odaya üst kat yapmayı düşünüyorum. Yatak odasını üste alıp salonu aşağı yapmak istiyorum. O şu an yatakların olduğu yerde mutfak yapmak istiyorum mesela. O zaman Sercan belki kendine oda yapmak isteyebilir. Fark etmez ki. Oyunda sonuçta zevk al. Sen hani bu dekorasyonu yapmak istiyorsan kendine de ev yapabilirsin. Sonuçta geçip evin içinde oturmuyorsun. Orayı yapmak ayrı bir zevk. Gidip ne yatıyorsun ne oturuyorsun yani. Ha, kendine ait kasan olacak. Ona bir şifre koyacaksın. Senden başka açan olamayacak. Özel eşyalarını bak mesela işte kıyafet değiştiriyorsun ya mesela. Özel kıyafetleri koyarsın oraya. Bir gün yeşil gömlek giyersin. Öbür gün kırmızı gömlek giyersin. Bir gün topuklu ayakkabı giyersin, öbür gün sabah sporunu yaparken spor ayakkabılarını giyersin. Yani sana özel bir ev olacak orası. Orada eşyalarını tutarsın. Kimse de senin eşyanı ellemez. Mantık o. Duvarlarını nasıl yapmış? Bakayım. Normal tatlı duvar yapmışsınız. O zaman ben de tatlılar mı koyayım? Tabii ki Sadık, sorabilirsin. Buyur kardeşim. Torç getirdiniz mi torç? Dur ben torç getireyim şuraya, biraz karanlık oldu göremiyorsun. Abi böyle çalışıyorsun da yemek ekmek su bir şey var mı ya? Shift'e basılı tutup üstüne sol klik yapıyorsun Sadık. Gösteriyorum. Shift'e basıyorum. Sol klik tıklıyorum atıyor. Sol klik tıklıyorum Shift'e basılı geri alıyor. Gördün mü? Bu şekilde. Şimdi...
Torç, torç, torç. Hah, 3 tane torç var. Şunları atalım oraya. Akif'le lan kim şu anda? Efendim? Bu arada kanalda kaç kişiyiz? Ben hiç görmüyorum kimseyi ya. Yani bu program bana tam göstermiyor. Bir şişe sesi geldi daha. Ya kola ya da başka bir şey. Niye 20 tane yapamıyorum? Ha şu mu kapalı? Şurayı gece kazmasını bitirir mi? Ben sabah dışarı çıkmam gerekiyor. Barut hazırlamam lazım. Kendime 245 shotgun yaptım. Şey, Bayram dışarıda hazır kimya laboratuvarı bulduk. Bir dakika şimdi kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kare daha kazacağız. Ha. Yanlış koydun. Onu al. Bak, onu yanlış koydum. Onu al. Ben sınırı bilmiyorum. Sınıra kadar kazdım. Teşekkür ederim Sadıkçım. Sağ ol. Vallahi o konuda bir şey diyemeyeceğim Ümit. Oo Erdem hoş geldin. Vallahi o konuda şimdi ben ne desem yalan olur ya. Çok çok bilgi sahibi değilim o konularda. Sadık serverımız bizim şu an 16 kişilik ki bu server benim de değil. Ben de misafirim burada ve 16 kişi aynı yerde oynuyoruz. Ya zaten 16 kişiyiz. Ben de burada misafirim. Server benim değil. Ama 16'nın 16'sı da aynı şehirde yaşıyoruz. Yani yeraltı şehri kuruyoruz şu an. İşte bizim bu 16 kişiden 7-8 tanesi lootçu. Bunlardan 3 tanesi base'in içinde üretici. İşte bunlardan 2 tanesi tarımcı. 2-3 tanesi de harvestçi. Yani işte clay'di, odundu, kardı, o tip şeyleri topluyor. O yüzden çok hızlı ilerliyoruz. Güzel bir ortam var. Bakalım güzel şeyler çıkacak. Oyunu yeni öğrenen arkadaşlar da var. Ama ben burada misafirim. Yani server benim değil. Şimdi kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Hizabı arkadaşlar yaptım ben. Evet takım. Belki de Seven Days tarihinde ilk defa bu kadar kişi oynayıp yayın yapacağız. Ve Horde gecelerimiz çok çok ciddi sağlam gelecek. Ve çok sürpriz bir tuzak hazırlıyoruz. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Çok ciddi bir tuzak hazırlıyoruz. Yani nasıl olacağını şimdi anlatmayayım. Sadece spoiler vereyim. Zombiler mala bağlayacak. Bir yere çıkıp çıkıp aşağı düşecekler. Çıkıp çıkıp aşağı düşecekler ve her düştüklerinde çeşitli tuzaklarda ölecekler. Yani biz o karşıda oturup birer sigara içip izleyeceğiz onları. Öyle değil. Öyle bir tuzak planladık. Tecrübelerimize dayanarak. Bunda şu an kanalda var olan Hot Power arkadaşımızın %90 şeyi var, katkısı var. Onun planı diyebiliriz. Patenti aldı, çağa dava açtı. Patent evet, Hot Power patenti. Zeynep 22.000 tane clay getirdim, 6.000'e yakın odun getirdim, attım forçlara. Tekrar odun yaparız. Bu arada Cansu geldi. Cansu el salla. Cansu Hanım. Kazmanı salla böyle. Hop diye. Şimdi Zeynep Cansu bize komşu olacak. Onun odasını yapıyoruz bak.
Şimdi şöyle anlatayım. Bizim Starvation'daki ekibi biliyorsunuz herhalde. Madenci kardeşler. Orada biz kaç kişiydik? Sercan, ben, Bülent, Bayram, Erdem. Başka kim vardı? Saymadım. Geldin, farkındayım. Bence ses yok. 5 kişiydik. Şimdi o 5 kişinin üstüne bir 10-11 kişi daha geldi. Onlar da yeni madenci kardeşler. Levent abi sence Bülent abi... Yok, önemli değil Zeynep. Sen buradan doğru bizi takip edersin, sıkıntı yok. Hatta buradan doğru yönlendirebilirsin de. Abi şuraya şunu at, bunu at. Çünkü sen, siz yapıyordunuz Sercan'la. Sen çıktın. Şey, bu arada Zeynep, odaları iki kat yapmaya karar verdik. Üste kat çıkalım merdivenle, yatak odalarını üste alalım diyoruz. Yaşam alanını alt kat yapalım, yani mutfak ve oturma odası. Bülent abi hoş geldin. Oo, Bülent geldi. Hoş geldin. Vallahi Bülent, şimdiye kadar gelmiş geçmiş en büyük yeraltı şehrini yapıyoruz. Niye? 16 kişiyiz de ondan. Ve demin anlattım, tekrar anlatayım. Öyle bir tuzak sistemi kuruyoruz ki zombiler bize ulaşmak için ilk önce bir çukura düşecekler. Sonra bir platformdan yukarı çıkacaklar. Bize ulaşmak için ilerleyip tekrar o çukurun içine geri düşecekler. Tekrar yukarı çıkıp düşecekler. Çıkıp düşecekler. Bunu yaşayacaklar. Yani güzel bir sistem olacak. Nasıl olacağını anlatmayacağım. Onun bir taktiği var. Onu da izleyip görsünler. Cansu, tavanı da kazacağız. Taban ve tavanı da kazacağız. İlk önce istersen şuradan itibaren tavanı da kazalım. Ay, tabanı da mı kazacağız? Ha, bir dakika. Şurayı kazmayacağız, burayı kazmayacağız. Tabanı da ağaç yapacaksın. Şimdi bir dakika. Bir geriden kazacağız şöyle. Orayı kazma. Orayı kazma. Şimdi şey yaptım. Şu bir geriden kaz. Orası frame'in altında kaldı. Ben hatları çiziyorum. Siz ortayı kazın. Ulan senden sesimi duyuyorum. Yankı. Kör döngüye giriyoruz. Ya Discord'dan dinle ya şeyden. YouTube'dan. YouTube açık değil ki bende. O zaman Discord'dan sesin bana geri dönüyor. O bu akşam mi atmaya çalışacağım. Dünkü video çok hoştu ya. Yani bu kadar komik olamaz bir şey. Benim gözümden kaç kere yaş geldi gülmekten ya. Yani Doğukan'la Kaan'ı aynı yere koyarsan zaten olacak budur. Hani başka bir şey yok. Ümitçim görüşürüz. Güle güle, kendine iyi bak. Çok gülmeyin lan. Aa Bülent, gözümüzden yaşlar geldi ya. Bugün atacağım. Böyle komedi yok ya. Bir tarikatın içine düştük var ya, aklın durur. Ya bir de cebimize taşları aldık. Taşları bara aldık. Zombileri taşlıyoruz. 5-6 kişi. Taş mı atıyorsunuz zombilere? He, 5-6 kişi taşlıyoruz zombileri böyle. Patır patır yağmur gibi taş düşüyor zombinin üstüne. Durumumuz o kadar kötü mü lan? Yo, yayına yaptık. Ayin düzenledi bunlar da. Aramızda bizim bir tane şey var. Satanist misiniz oğlum? Abi bilmiyorum da içimizde bir tanesi milletin organlarını söküyor geceleri. Mesela adamın kaval kemiğini söküp ertesi gün ona degür yapıp veriyor. Bunun da muritleri var, ona tapıyorlar. Tamam mı?
O murikler de ayin düzenlerken yere kamp ateşi atıyorlar. Sonra onun üstüne çıkıp kendilerini yakıp sonra mayınlara bağıra bağıra koşup mayınların üzerinde kendilerini infilak ettiriyorlar. Garip bir tarikata düştük. Bildiğin gibi değil. Onları da ben kayda aldım, tamam mı? Ya hem çekerken bir güldüm, gözümden yaşlar geldi. Sonra nasıl olmuş diye izlerken ikinci kez de aynı şekilde güldüm. Yani harbi çok komik ya. Ya bir de dua mua ediyorlar bir yandan. Tam komedi. Atacağım bu akşam inşallah. Oyunda kedi yoktu lan. Ya bunlar kediyi mediyi aşmış bunlar. Bunlar birbirlerinin organlarını koparıp bir şeyler yapıyorlar ya. Sercan içerinin kazma olayını bitirdi biliyor musun lan? He? İçerinin kazması bitti. Bak sen YouTube açık mı sen de? Açma dedin, açmıyorum. Hayır aç. Bak ben sana base'i göstereyim ne hale geldi. Ben gelsene oyunu izleriz. Ha bu arada FPS'yi düşürmek için Bayram bir yöntem bulmuş. Yükseltmek için. Çözünürlüğü düşürüyorsun. Mesela 1200'e bilmem kaç oynamıyorsun da 900'e bilmem kaç oynuyorsun. Direktman şu an 60 FPS alıyor şey. Bayram. Sana bir şey söyleyeyim mi Levent abi? Ben zaten 55-60 FPS alıyorum abi. O zaman gel şuraya. Abi şu anda ben bu oyundan çıksam harbiyor ya. Tekrar girdiğim zaman ben bu oyunda 120 FPS olarak girebilirim. Tamam. Bir saniye Cansu. Bir konuda bir yerde yanlış yapıyorsun. Ben sana göstereyim. Bundan sonra oraları öyle yap. Şu frame'leri koyma. Bak alıyorum buradan. Bak şimdi alıyorum. Ayar yapıp geleceğim. Tamam. Bunları alıyorum. İlk önce şunları bir çak. Bir kere şurası olmamış. Heh. Bir dakika. Çekicimi alayım elime. Nerede çekici? Şurada. Şimdi bak. Şunları bir çakıyorsun ilk önce. Niye çakamıyorum? Sonra oraya frame koyuyorsun. O köşeleri çakmazsan o frame'leri sonra çakamazsın. İçeride kalır. Öyle mi? Bak dene istersen. Hı? Bayağı koydum zaten. İster, ben koyayım frame kalanlarını. Tamam. Bak şunları alacağız buradan. Orada error kim ya? Hata vermiş kız. Cansu. Cansu el salla. Şimdi. Ya el sallama kurdu var mı lan hakikaten? Biz burada kürek sallıyoruz. Kıpırdamıyordu ya bir de. Ya onun FPS'i şey Cansu düşürdün mü sen şeyi dediğimizi yaptın mı? Değişen bir şey olmadı FPS'imde benim. Kaça düşürdün ama şeyi? En düşüğüne düşürdüm. Yine aynı FPS'yi aldım. Kaç alıyorsun? Şey oyundan çık. Oyunu komple kapat. Tekrar aç. Bak. Ya öyle oynayamam zaten. Ekranım bayağı küçülüyor. Isınmış çok. Makine sıcak. Yok. Onboard ekran kartıyla oynuyor da ondan Bülent çıkmıyor. Ya al. Sakin. Abi ben 15-16 alıyordum ya. Hı-hı. Makineyi temizlettirdim. 55-60 alıyorum. Onunla alakalı zaten. Çünkü senin macunun da mesela elektriği iyi iletemiyordu. Macunu da yenilenmiştir onun. Buz gibi ya. Hiçbir zaman ısınmıyor bilgisayar. Öyle söyleyeyim. Fanlar düzgün çalışıyor çünkü. Hoba odun bitti. Dur şuradan odun alayım. Hayır sanırım fanını da değiştirdi adam. Odunları blo dönüştürmüşler. Ayda odun kaldı. Burada. Oraya ayırdım ben. Burada var. Nerede? Burada. Şu 500 saniye alayım. Gerçi yetmeyebilir de.
Burayı fazla kazmışız yalnız. Ne yapacağız buraya? Çözeriz. Bir dakika bakacağım şimdi. Bir saniye. Nereyi fazla kazmışız? Hiçbir yeri fazla kazmadık. Ha, oraya mı? Tamam ha, dur hallediyorum. Ha sen hallet. Taşa bir kere tıkla. Cebindeki taşa bir kere tıkla. Orada şey var. Recip yazıyor. Ona bir tıkla. Orada Destroyed Stone var bak 3. sırada. Ondan yap. Her bir tanesi bloğu geri kapatıyor. Tamam mı? Onunla hallet. Hem öğrenmiş o. Nasıl yapacağım? Onu toprakla da yapabiliyorsun. Taş olduğu için taşla yapıyorsun. Toprak bir yerde aynı şey olursa bu sefer toprağa tıklayarak yapıyorsun. Siz takılın ya, ben dizi izleyeceğim. Hadi görüşürüz. Levent abi. Efendim? Bravo. Sığmıyor. Efendim? Sığmıyor şuraya. Bir saniye bakalım. Yere atayım mı? Atma, ben yapıyorum. Sen bir dur. Ha at. Ben başka bir şey üretiyorum şimdi. At bakayım. Arkasını doldurmadığın için oraya koyamamışsın. Oldu mu? Tamam. Şimdi arkadaşlar tavanı kazmamız gerekiyor. Tamam. Oops. Hallettim, dur. Birer kare. Sen uçtan başla, ben de buradan başlayayım. Şurayı ellemiyorsunuz. Şurasını kazmıyorsunuz. Burayı kazarsanız dışarıda çentik kalır. Şurayı kazmıyorsunuz. Buradan sonrası. Buğdun var mı? Senin mutlu işin yok. Sen kaz, ben kalanını halledeceğim. Benim de üstümde çok az buldu. 218 tane kaldı. Sabah oluyor zaten. Gider bir odun keserim ben. Sen kazmaya devam et. Odun getireceğim. Hatta şey Cemal. Ya da Bayram. Oyunu değilim abi. Ayar yapıyorum. Tamam. Cemal'cim. İşin var mı? Yok. Senden bir şey rica edeceğim. Sabah olmak üzere. Saat 3.40. Baya odun yapabilir misin? 1-2 bin tane bize. Tabii yapmayayım. Bir de şeyden, forçtan bize bir 300-400 tane çivi basar mısın? Erdem, Lena ile Kaan da bir oda yaparlar. Hep üçerli yapacağız odaları. Kalabalığız. Can'a söyledim, bize oda yapıyorum. Sercan, ben sen kalacağız dedi. İlginç konsept dedi.
Valla bilmiyorum Cansu ama ben senden mektup bekliyorum bak oraya. Posta kutusu at. Mektup yaz arada da. Kafana ne düştü? Canın gitti mi? Canım bug'da kaldı zaten benim. İyileşme. Bugün hort gecesi. Cansu. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yani o şeyi şimdi şunu yapman gerekiyor senin. Şeyi düşürdün ya sen çözünürlüğü. Oyunu komple kapatıp bir daha açman gerekiyor. O zaman FPS'in yükselecek. Kaç oldu onun? Ya o 10 20 FPS'lerle oynuyordu. 60'a çıkartmış. Şimdi 120'ye çıkarmaya çalışıyor. Hayatımda öyle FPS görmedim. Ama öyle oynayamam ki Levent abi. Alışırsın yarım bence. Ekran. Yani hızlı oynamak daha keyifli. Takıla takıla oynamaktan. En azından hareket kabiliyeti yüksek olur. Abi abi internet bir daha gidesi var ya. Yeminim olsun basarım orayı bir yarım. Bal filan ya da şey yok mu, antibiyotik yok mu üstünde? Bende bir tane antibiyotik var, vereyim sana. Yok gerek yok ya, vururum ben. Levent abi bir şey diyeceğim sen şu anda yayında mısın? Evet. Abi sakın burayı kesme. Buradan Türk Telekom'a sesleniyorum. Ulan sizin yapacağınız interneti severim kardeşim ben. Ulan millete adam gibi şey yapın lan. Ulan estağfız kardeşim benim ya. Ulan giremeyelim internete. Aradın mı peki şimdi? Neyi? Telekom'u aradın mı? Evet. Ya aramadım onları, arayayım. Ara şimdi tabii canım. Asılı kalmıştır IP'in, bir şey olmuştur. Düzeltirler. Ara. Ama şey yap, ya sakin ara. Açıp da hemen Karadeniz fırtınasına girme yani. Bunları arayınca bilesin beni, sakin olamayalım ki. Yemin'im ya kaç ay oldu? Tamam ay ara oldu. Ben seni buradan dinliyorum. Konuşmanı ben kontrol edeceğim. Ara. Abi ya o bu abi. Arayın lan, bekle lan. Bir dakika da abi. Açayım bir şey mikrofonu, dur bakayım bir. Ses geliyor mu ses? Geliyor. Ya Rabbim sen bana akıl fikir sabır ver. Hadi sen bakayım. İnternette olmadan bizle Discord'da nasıl konuşuyorsun? O da ilginç bir durum. Şu anda internet geldi işte, şey yaptım. Kapanacak gene Discord ayrım anda. İnşallah şimdi bakayım ne olacak. Sürekli internetim düşüyor da. Türk Telekom müşteri hizmetlerine hoş geldiniz. Hoş bulduk ben. İngilizce anlamayırım ben. Bekle dur, ses etme. Söyleyeceğim İyi, ben tamam. Neye basacağımı. Yatma işlemleri için biri. Kullanıcı adı şifrenizi almak için 2'yi, kota bilginizi öğrenmek için 3'ü, ve müşteri temsilcisine bağlanmak için 4'ü tuşlayın. 4'ü tıkla. Oy, senin benim. Müşteri hizmetleri yetkililerinizle yapacağınız görüşmeler size daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla kaydedilmektedir. Sizi Prime müşteri temsilcisine aktarıyorum. 1 dakika boş aktarasında bir şey yapamazsınız ki. İyi akşamlar, bahsedin. İyi akşamlar hanımefendi. Diyeceksin sürekli düşme yaşıyorum. Ben sürekli düşme yaşıyorum hanımefendi. Yardımcı olacağım. Adını soyadını sen rica edersen. Burak. Burak. Soy ismini de söyle. Soy ismini. Taşıyorum modeme. Yardımcı olacağım. Kontrol edeceğim. Modem açık mı şu anda? Açık şu anda. İnternet hızını da, hızını da baksın. Hızına da baksın. Soracağım abi biraz. Kontrol edeceğim. Önünü bekleyelim. Benim internetim bir şey durmadan, tamam mı? İnternet hızı en düşükte, bunu kaç kere söyledim sizlere. Göndereceğiz dediniz. Hayır, en düşükte değil. Diyeceksin ki benim 16 megabit bağlantım olması gerekirken 3 megabit, olması gerekirken 3 megabit bağlantım var. Ama ben kullanamayım onu da. Abi yardımcı olacağım.
Bundan... Ya bir değil, 50'den açtım ben. Odun atar mısın? Odunun var mı hiç 3-5 tane? Yok. Odun atar mısınız? Ne odun abi? Yok, sana demiyorum ben. Ya ben karıya dedim odun diyor. Kusura bakmayın efendim, dur. Karıştı at. Ses olmak bir dakika. Abi yaktın beni ya. Abi çıldırıyor. Dur, ses solu. Efendim anlamadım. Birçok kez arayıp acil etmemiş misin? 50 kere aradım ablacım ya. Ben sonra devam edeceğim. Aray dediniz 48 saat dediniz. 3 gündür araydım sizi. 3 gündür 48'deysiniz. Mesaj geldi 20'ye yakın. 48'deyim. Ha, bu rakamın bir özelliği var mı bilmiyorum. Lan abi orası sana be. Sıkıntın var. Versene be. Sarısı kırmak. Yanıt olmak adına bir ortalamak ama bazen arızanın büyüklüğüne göre tahmini çözüm sürekli. Murat Bey değişken gösterebiliyor. Ama ben özellikle acil etmesi belli çöpte bir olsun dinleteceğim. Açık gözüküyor. Yani bunun anlamı şu. Ekip hala bununla ilgili çalışma halinde gözüküyor. En kısa sürede biz tarafımıza geri dönüş gerçekleştireceğiz. Bu sürede modem açık bırakırsa. Allah açık kala de kendi kendine kapana ya bu garip şey. Nasıl arada bir kopma da mı oluyor? Ya kopay gelmeye 5 dakika, yeri geleye 10 dakika, yeri geleye 3 dakika. Kapana kendi kendine. Çıldırtır beni ya. Orada mısın? Buradayım, kontrol ediyorum kopmalarda var bile sürekli kapanmadım. Bir paramı sürttüm, anlamı gördüm. 15-20 hala açtım. Aklımdaki tüm soruları söyledim sana. Çok kontrol var. Deli gibi. O da kontrol ederim buradan sistemde. Aa, onun içinde bir 48 saatte mi gözümü seveyim Zaya? Tekrar başlayacağım. Ben de beklemeye devam ederim. Bağlantılarda bir konser var, kontrol etmiş miyiz daha önceden, Murat Bey? Ne konuda? Duvardan modeme gelen kablo mesela, onda bir hasar var mı vesaire, o şekilde hani yanlış mı bağlantı? İnternet kablolu bir eski falan var mı? 3 kere 4 kere değiştirdim abi bunu, gene aynı gene aynı. Hani ben hakkımda mı yok? Mesela sabit bir ev telefonu olursa ona paralel bir başka telefon var mı? Yok. Tamam, şu an devam edelim. Ama bakma benim öldüğüm sizce. Bitti mi konuşmam, telefon konuşması? Burak abi Allah senden 1000 kere daha alıyorsun. Yani beni güldürdün ya. Ben başka bir şey istemiyorum ya. Var mı başka? Bilmiyorum, bunlarla olabilir. Ya benim ışığım sabit değil mi? Deli fişek gibi yanıp sene yanlamayırım ya bunu. Levent abi, beni duyuyor musun? Efendim. Abi ben bu ayarları yaptım da bilgisayarı yeniden başladık geliyorum. İnşallah olursa bir 60 FPS alacağım. Abi ışığın yanıp sönmesine tamam. Sebebi nedir? Bağlantının kurulduğu anlamına geliyor normalde. Ya bak bu model... Wi-Fi açılıyor mu şu anda? Bir bakayım bir. Yani ben kopya şemasını şu uygun değerlere getirdim aslında. Diğer yandan hızla ilgili ise zaten arıza kaydını ekibe bildirdim. İşte ben de acil etkisi beni tek öncelikle arttırdım Murat Bey. Şu anda internete girebiliyorum. Bir bakalım şimdi dur. Batu hallettim. Girdim. Sağ ol. Unutmuşum ben onu. Zaten diğer konuda da kaydını bulmuştum. Bir de kısa sürede tarafımıza
gerçekleştireceğiz. Bu sürede ise modem açıklanmanızı rica ediyoruz. Ha bu şimdi kopmaz değil mi bir yere? Kopmaması için ben işlem yaptım. Herhangi bir soru olursa bir 7-24 arayabilirsiniz. Ya ben aramaktan sıkıldım. Ha bu modem kopmaktan sıkılmaz eminim olsun. 4 roket launcher yanına 4 yani, tane de roket mermisi verdi değil mi? Valla canımızın sağlığı bir şey demeyelim. Üzerinde teşekkür ediyorum. Şeyde kapat. Bu akşam oynayayım yani bu akşam oynayabilir misin? Düzelttin mi bir şeyleri yaptı mı? Ya kokma yap yaşamayacaksın dedim bakarım. Tamam hadi bakalım. Bütü bakayım sen o zibidi gonzales mi? Kadına da odun dedin ya helal olsun lan sana. Abi sen ne dersem onu dedi de ben bırakayım onu. Dedim odun yakma dedim bir şey dedim odun getir dedim ben garip evet arkadaşlar Burak bizim çok sevdiğimiz böyle her şeyi doğal ama konuşmasına bayıldığım bir arkadaş. İkimize yeni katıldı. Bomba ya. Hani bunu görün istedim. Gerçekten adam başlı başına ekol ya. Hani bunu başkaları bilinçli olarak hani rating olsun diye yapmaya çalışır. Ya bu adam kendisi öyle. Abi Cevher ya. Bilmiyorum. Açıkta bu. Efendim? Ekol ne de bilmiyorum. Ama güzel bir şey dedin inşallah. Güzel dedim. İyi dedin abi teşekkür ederim. Ya ben çıkmışken niye odun yapmadım? Ya bana odun deme abi gözünü seveyim. Abi zibidi şirine girmeyi testine. Şey bak o sayfayı aç. İyice tamamen yüklesin. Bak hayır. Şimdi sen hemen çıkar çıkmaz çalıştırmaya çalışıyorsun. Hayır öyle yapma. Sayfayı aç. Her şeyini bir yüklesin. Reklamını, cartını, curtunu. Ondan sonra tıkla. Refreshle şimdi. Evet geldi şu anda. Yapan şimdi testimi. Tamam. Hadi. Ula bu ne tıp öyle Allah senin belanı versin gari gibi. Ne yaptın nasıl benim internetim? Ne olmuş? Ya 3 megabit gösterdi. 1.50 gösteriyor şimdi. O zaten öyle ilişkisi için ya. Bak, şimdi sende zaten sıkıntı var. Sen düşme diye yapmıştır onu. 1.5 megabit şu oyunu oynaman için yeterli sana. Allah düşmedi inşallah. Bir yemedim düşmeden kafam yaralacak. Yani kadın ya. Sana kötülük yapmadı. Düşme diye hızını biraz azalttı ki bu akşam işlemlerini yapabilir diye. Tamam mı? Ya kariye zaten dedik odun. Aşımıza dert almayalım. Bir şey yapmaz internete. Alır alta bizi yemenim olsun. Daha odun kesilecek. Seni bekliyoruz bak hadi. Hala odun değilsin abi ya. Ne çektin abi odundan da? Nerede lan bu oyun? Daha bak odanı yapacaksın. Hey oda yapacağım değil mi ben? Kırmızı ışık var mı? Bir şey yapacağım. Fantazi. Kırmızı ışık. Bilmiyorum. Odanı kırmızıya boyayabiliriz. Daha hemen gelirim odaya. Ay odaya demişim oyuna. Gel bakalım. Cema. Boğazdan gitti benim ağrıydı. Öleceğim bu hastalıktan ya. Bayram şeyde misin sen? Yayında mısın ya? Yayın kanalında mısın? He? Ses. Bayram. Birazdan bu gece warp gecesi. Roket launcher düştü. 4 tane de mermi düştü. Artık ne yaparım bu gece? Ne fanteziler yaparım zombiler üzerinde bilmiyorum. Fantezi mi zaten? Gireyim abi. Şu asker var. Güzel işte ne güzel. Silah düşecek. Öldür hepsini. Cansu odun yapıyorum geleceğim. Abi oyuna gelip yemenime sütüm odunları yapacağım.
Abi odunu ne için kasarsınız? Bağda dert oldu odun. Daha Levent ortak yayına girmişsin. Ne yapmışım? Ortak yayına girmişsin. O ne demek? O ne demek ya? Anlamadım. Aha, pardon. Erdem. Evet. Ortak yayın dediğin ne ya? Anlamadım. Yayını aldım senin yayına. Ha, yayına mı aldın? Tamam, süpersin. Levent abi, sen bana ok vermedin değil mi? Yay mı ok mu? Hangisi? Ok. Verdim, tüy verdim, ok yap dedim. Taş verdim, odun verdim. Kendi okunu, erovunu yap. Odunlarımı harcadım ben. He? Odunlarımı harcadım. Tamam, ben odun getireceğim şimdi, bekle. Bir şey diyeceğim, o tüyü de vereceğim küçük sana. Küçük kız sesi kimden çıkıyor ya? Efendim? Küçük kız sesi kimden çıkıyor? Küçük bir kızımız var, ondan çıkıyor. Kaç yaşında, Allah parçasın. Cansu, Cansu. 27 yaşında. Ay, 27 yaşında hava ses çıkıyor. Cansu'nun sen daha o şey, o bir şey değil ki. Birazdan bir ses çıkartır, kundakta bebek dersin. Tabii orada da tamam, o kadar değil mi Cansu? Zena'yla bir araya geldiğimizde 15 yaş küçülüyoruz direkt. Mesela şimdi küçülsene. Bak. Hadi hadi şimdi bir kere hadi hadi. Merak ediyorum. Gözünü seveyim. Bir dakika. Hayır. Ya şu hayır mesela öyle söyle. Bak, tüyü topluyorum sana. Hadi. Nereden topluyorsun sen tüyü? Dışarıda kuş yuvaları var. Onları buluyorum. İçlerinden tüyleri alıyorum. Ya bir ses çıkar ve merak ettim ya. O birden olmaz. O spontane olan bir şey. Yani öyle takipte kalacaksın. Arada çıkar onların sesler ama öyle ha deyince olmuyor iş. Değil mi Cansu? Ama spontane olur ki. He? Spontane olur ki. Spontane ani gelişen, hani plansız oluşan şeylere denir. Erdem duvarı deliyor. Hangi duvarı deliyor? Erdem. Duvarını deliyor. Ya onun öyle yaramazlıkları vardır. Deler geri yapar. Hadi be. Ya Erdem. Erdem. Kardeşim. Ya dedim ki sana gündüz yapma o iş. Bak görecekler dedim sana ya. Bak. Kendin onda yapıyorsun. Sen Rize'li niye ölüp duruyorsun? Ha? Bilmiyorum ki oyuna girdim. Oyuna giriyorsun öldüm, ölüyorsun. Dedim. Oyuna giriyorsun ölüyorsun. Evet. Oyun bile bana karşı. Ya kesin o garı yapan ya. Kesin. O kadar odun dedik garıya. Yaktık. Bu arada tek silahımız öyle Burak değil arkadaşlar. Doğukan'la Kaan bir araya gelirse eyvah yani. Lan ne silah? Silahınıza benim adımı verdim. O kendi odasını yapıyor. Kimse duvarı delmiyor. Oraya oda yapacak kendine. Cansu. Lan ben bu oda yapayım da sen onu görsün. Ona da yardım edeceğiz. Hep beraber. Sen onun yaptığı yerleri niye dolduruyorsun? Erdem sen kazıyorsun, Cansu dolduruyor. Farkında mısın? Lan nasıl topa yaşayacaksınız siz? Adam kendine oda yapıyor Cansu. Sen neden dolduruyorsun? Onu ne yaptın buraya? Ye. Ay. Komediye bak. Geri kapatacaksın onu. Kapatayım mı? Bakayım kapatabiliyor muyum? İçeri mi? Hadi dur kapatalım harbiden lan. Dur. Ha, buraya hiç normal adam yok, onu anlatayım. Kapat.
Şimdi arkaya bir dönecek duvar. Yönünü şaşıracak. Gel gel çaktır ulan. Hiç elleme, bırak onu orada. Yuppi. Of, ne çimento yapmışsın. Ne be, ohoho. Tamam tamam. Cemal basaydı sabah çimento. Vallahi billahi deli gibi çimento basmışlar ha. Bu arada Erdem, Biribay kitabımız var. 570'lik motor. Oo, ben bunu buradan alırım arkadaş. Ağrı buldum ben de kullanamadım ya. Nereye takacağım onu? Erdem bence biz duymuyor. Duysaydı kapatıldığını fark ederdi. İşte fark etmesin. Boş ver. Arkasını bir dönecek. Lang duvar. Duyuyorum. Duyuyor mu? Elimde roket atar var. Birazdan görürüm ben sizi. Bir dakika. Ne dedin sen? Sen? Roket atar var. Bir dakika. Aç bakalım. Aç aç. Aç o duvarı. Aç. Aç. Aç burayı. Aç. Bekliyorum seni. Ya buraya. Görüyor musun elimdekini? Çıkışa geldim. Cansu. Elimdekine bak. Allah'tan seyahatim. Hayır yok. Elimdekine bak. Gerçi roket zararlı bile. Rizeli gene öldün sen. Ne oluyor ya? Oyuna girince niye öldün sen? Herkese selam. Hoş geldin. Hoş geldin. Erdem. Evet abi nasılsın? İyiyim canım. Yok benim kanal. Bak bakayım. Yayında mısın? Evet, canlı yayındayız. Canlı yayındasın. Tamam, o zaman seni daha sonra ben bir şey sormak istiyorum da müsait olduğun zaman. Tabii istersen 2 dakika şey yapabilirim. Altı alabilirim şu an yayın. Yo. Hani siz oyunumuza devam edin. Çok mühim bir şey değil. Aceles yapın. Tamam canım. Oldu. Yayın bitince haber veririm. Tamam hadi. Sana. Tamam, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şey değil, görüşürüz. Görüşürüz. Aha, oğlum sakın evime dinamit mi koydun lan? Bu eve niye girdin sen? Neyse. Cansu, odunumuz geldi. Gel. Yuppi. Şimdi. O neydi lan? Sana 958 tane odun attım. Gel al buradan. Yerde. Bak. Şimdi şu motoru ben bir kasama koyayım. Buna el koydum. Minibike kitabı okuduk Erdem. Hemen minibike'ını yapabiliriz. Allah'ım ya Rabbim. Bu arada bilgin olsun. Ya. Git oğlum. Ya başkanım benim yatağımın üzerine ne koydunuz siz ya? Niye öyle yerim ben? Girmeyi oyuna atay ben. Heh Cansu al sana birazcık daha tüy getirdim. Ulan ne oldu anlattın? Şu taşları da al. Evet. Tamam mı? Dur bekle Levent abi bitirsin konuşacak. Taş vardı bende. Ha, onları da. Bir de bak şu sopayı da al. Seni kızdığın olursa kafasına geçirirsin bak. Telli. Tamam. Başka... Cema oyuna giremeyelim oğlum. Atay beni lan. Şöyle. Evet. Bu akşam roket show var. Sende de var mı Erdem? Roket atar. Ben şey bıraktım. Al yanına onu. Bende 4 tane roket mermisi var. Bir de roket launcher var. Bu akşam zombileri roket manyağı yapalım. Eğlencesine. Şimdi... Ya oda dediniz. Gelemeyelim o ya. Sen zombiler mi öldürüyor seni? Neden öldürdüğünü bir söylesen bana. Bak, bilmeyelim ki. Ya tamam en son. Anladım hocam. Öleyim mi? Tamam kansız. Şey roket launcher'ı şey Erdem. Ha sende mi? Sen mi aldın? Akşam bir roket show yapacağız Erdem'le de. Kullansın ya, sorun yok. Şimdi. Şöyle. Bu akşam hort gecesi arkadaşlar. Birazdan şimdi bu yayını bir durdurup tekrar başlatacağım. Bu çünkü 104 dakika oldu. Bayağı eğleneceğiz. Kaçırmayın. Abi sinema filmi mi çekiyorsun ya? Sinema filmi bizim yanımızda halt etmiş ya. Biz doğaçlama şey yapıyoruz. Şimdi sana abi kapıyı şey vereceğim. Bu kapıyı sen koyacaksın. Çünkü kapıya şifre koy, sen koyman gerekiyor. Anladın mı dediğimi? Cansu.
Attım kapıyı. Abi bir şey diyeceğim. Odaya şifreli kapı mı koyarsınız? E tabii canım, benim odamda senin ne işin var lan? Anladım. Benim odaya da bir tane şifre. Senin odanda da şimdi kırmızı ışıklar olacak. Olsun, genç olsun, delikanlı olsun, adamsın şimdi. Abi. Tak diye içeri mi girsinler? Gel. Girmeyin lan içeri. Ya onları sonra alayım yaparsın. Şu kapıyı koyalım. Gel. Gel canım. Dur, kapımı envanterimi alayım. Şimdi kapıyı dışarıdan doğru bu uca koyacaksın, tamam mı? Ya da içeriden doğru koy. İçeriden yani iç tarafta olmasın kapı, dış tarafta olsun. Anladın değil mi demek istediğimi, değil mi? Ne var ki ekran kartı sende? İç tarafa koyarsan kapı içeri açılır. İçeride eşyalara şey yapar. Dışı açılsın kapı. Tamam. Ya Allah'ım yarabbim ya. Heh, aynen böyle, süper. Heh. Bak gördün mü, kapı hiçbir eşyayı şu an bir şey yapmıyor. Gel bak, duvara dayandı. Aynen böyle. Tamam. Şimdi E'ye basılı tutarsan buna bir şifre koyabilirsin. Ben koyamıyorum mesela. Sen koydun. Tamam. Ve çiviler oldu mu? Ben bir güzellik yapacağım sana. Bekle bir dakika, geliyorum. Boya var. Fırça nerede? Şurada. Bak kapıyı kilitledi hemen. Klik diye ses geldi. Kim kilitledi kapısı? Bak. Açar mısın? Tık 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 tık. No. Bir dakika. No. Usta geldi. Boyacı. Hanımefendi, boya şirketinden geliyorum. Bayram ne ekran kartı bakalım. Şey, boya şirketinden gönderler beni. Boyanacak yerler varmış. Tamam. Kapıyı kapatabilir misiniz hanımefendi? Yatağı yatağı öyle yapmayacaksın. Ben sana sistemini göstereceğim. Şu kapıyı kapatabilir misin? Neden çiftlik yapacağım? Hayır, kasanı koyacağını yer olmaz. Ben bir göstereyim, beğenmezsen sen bunu yaparsın. Tamam mı? Gel. Kapattıver kapıyı bana. Dışarıda kapıda biri var galiba. Frame'leri alabilir miyiz? Frame'leri alabilir miyiz? Boya yetmiyor da. Ya Allah'ım! Doğru yolu buldum. Kime mi yapıyorsun? Boyuyorum taş ya. Görünümlü. Oldu mu? Beğendin mi? Hı-hı. Tamam. Sadece otlar taşım. Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Şimdi sistem şu. Wood. Ben bir tane sana göstereyim. Beğenmezsen. Ama çivi lazım. Çivi almam lazım. Kapıyı açar mısın? Ya istersen şimdilik kapıyı kilitleme. Nasıl olsa içeride kasana şifre koyacaksın. Hani odanın kapısını kilitlemeyebilirsin. Biz kilitlemedik. Kasaları kilitledik. Abi siz yapmışsınız abi otel gibi ya. Kilitle dedim. Ha, kilitleyebilirsin dedim de. Hani o senin zevkine kalmış. Çiviler nerede bakayım? Oldu mu çivi? Aynen. 400 tane çivi var. Güzel. Şimdi... Geldi. Wood. Wood plate. 3 kişilik değil mi burası? 2. 2 mi? Hani 3 kişiydiniz ya? Allah. Canzu seni dışarıda tutuyorsam yemin ederim var ya 5 yaşında atarım. O nasıl ses ya? Bu.
Şimdi taba bas oraya kutu yaz, İngilizce box yaz. Orada çıkan posta kutularından hangisini beğendiğini söyle bana. Ya da istediğini kendin yap. Ha bu oyun beni atayım ya. Makinanı kapatıp açtın mı? Bu kutuyu senin koyman gerekiyor. Al, iki tane kutu yaptım. Attım yere. Şuraya durduğum yere o kutuyu koy bak. O yerdekileri de al. İki tane de orada var. Al onları. Nerede? Yerde. Bak şu durduğun yere o kutuyu koy. Bir tane koy kutu oraya. Lan yaramazlık yapma yine bak dışa. İnkız aşağı. Nereye kutu koymamı istiyorsun? Şuranın önüne, şu tatlının önüne, şuraya. Bir iki adım geri çekil, koyamazsın böyle. Önüne mi yoksa? Önüne. Geri üstüne çekil. Üstüne mi? Hayır, önüne. Yanına koyacaksın yani. Benim olduğum yere değil. Heh, aynen buraya. İşte sistem bu. Yatağı şimdi bunun üstüne koyduğun zaman yatak tam bunun üstüne oturuyor. Altında kasası da olmuş oluyor. Yani bunu beğenmezsen bozabilirsin. Sonra bir de şöyle bir şey yapıyoruz. Aynen. Nasıl yapacağım? Hı? Çift kişilik nasıl yapacağım? Çift kişilik mi? Evet. Yanına bir tane daha koy. Aynen. Şöyle koyayım ben oraya. Bak. Aynen. İki kişilik yatak için spring gerekiyor. Springimiz yok. O yüzden ben şimdilik böyle idare ediyoruz. Yan yana koyarım yatakları. Oldu bak. Tamam mı? Tamam. Sana şöyle bir güzellik yapayım. İki tane de şundan yapalım. İki tane daha yapalım. Şimdi buradaki isimler kimler olacak? Sen ve Sercan mı? Can. Sercan nerede? Sercan kendi oda yapsın. Bir dakika. O zaman Can. Cansu. Bir dakika. Ters oldu. Oo, doğru. Ters oldu. Neden yatak başına koymuyorsun da oraya koyuyorsun ki? Yatak başına koyunca içine yazılmıyor, arkaya yazılıyor. Deneyeceğim hadi. Yok. Oldu mu? Oluyor galiba. Öbür türlü daha hoş duruyor gibiydi, sen bilirsin. Ha. Tamam mı? Kapıya da yazalım. Bir dakika. İki tane daha yapalım. Kapıya da yazalım. Sağlı sollu mu koyayım kapının? Yoksa kapının üstüne alt alta mı koyayım? Sağlı sollu koy. Tamam. Ya da kapının üstüne de olabilir gerçi. Kapının üstüne yan yana da olabilir belki. Deneyelim bakalım sığacak mı? Kapının üstüne yan yana dengesiz oluyor. Üç kişi olsaydı olurdu da. Niye bir tane şey tahtaya olmuyor. Olmuyor. Sadece bir tane blok olarak kabul ettiği için tek koyabiliyorum. Ama şöyle yapabilirim. Abi şey diyeceğim. Şimdi şehir göreceğiz ya şimdi yerin altına. Bir tane de düğün şey yapalım mı ya düğün yere? Düğün salonu mu? Bir tane zombiyle evlenelim belki bakarsın. O kadar kırmızı oda yaparız da. Screamer alırız sana ya. Her gece yukarı gelip bağırıyor zaten. Şimdi bir tanesini evlensin. Onlar çocuk olmuyor mu? Şöyle de bir güzellik yapalım. Hemen. Ya ben çocuk istemiyorum kardeşim. Başıma bela almayacağım ben. Buyurun efendim. Oldu mu? Teşekkürler.
geldi. Şunu kaldırdı. Şimdi mailbox gene beni atacak. İzle bak. Mail kutusu hangisini istiyorsun? Benimkinin aynısından yapayım. Olur mu? Ben yaptım ki. Ama şey, benim koyduğum gibi koy. Bak nasıl koymuşum. Hani şey, simetri olsun. Ya da istediğin gibi koy ya. Tamam, nasıl istiyorsan. Şimdi bak, bizim ahşapla senin ahşap farklı. Bizimki gibi mi olsun dış duvar? Seninki gibi mi kalsın? Başlamam lazım. Hadi bitirelim, şey Erdem'e yardım edeceğiz. Tamam, süper. Bana yardım etmeyin ya. Ben başka bir şey yapacağım. Tamam, sikik alsın. Bizimki daha güzel. Seninki daha mı güzel? Evet. O zaman burayı da o hale getiriyorum. Murat, ne oluyor Murat? Ya abi, yataklar gene yerin altına bakan mı girdi? Nasıl şimdi gelmeyeyim? Gene mi internet gitti? Geliyor. Gel bilesin. Evet, şimdi söveydim Türk Telekom'a. Kusura bakmayın. Ya arkadaşım, yataklar yerin altına mı girdi? Ben mi yerin altına girdim? Bilmiyorum. Oyuna her girdiğimde öyle yerim. Yatakta doğru da yerim. Oyundan atay bana. Sen bunu Türk Telekom mu söylüyorsun şu an? Yok, demeyelim Türk Telekom'a bir şey. Seslendim ben size. Girmedi bir anda. Söveceğim şimdi Türk Telekom'a. Hayır arkadaşım, 80 milyon insan var Türkiye üzerinde, tamam mı? Sen git ha onları dürtsene arkadaşım. Benim gibi masum insanları dürteyler ya. Lan bizim buradan birisi torç çalmış. Kim çaldı lan buradan torç? Bizim kapının önündeki torcu kim aldı? Ha, yan sokaktasınız. Ha, iyi. Tamam, gelirim birazdan. Tamam. Benzin parası atamam ya. Kanka. Evet arkadaşlar. Cansu'nun odası da hazır. Bu yatakları... Dur kanka. 5 ne oldu lan? Cansu, yatağını al gel buraya. Koy yatağını. Hangisinin benim yatağım olduğunu bulamıyorum. Boş ver. Git kendine yeni bir yatak yap, onu at. En son yaptığın yatak geçerli oluyor. Kapış? Levent abi. Efendim? Bilgisayarı kapatayım. Tamam mı? Geleceğim şimdi. Yoksa yemin ederim girmeyin şimdi. Kıracağım bir yeri ya. Tamam canım. Oldu. Kolay gelsin size. Görüşürüz. Ne oldu? O internet mi kötü diye çıktı? Ya adamın 16 megabit bağlantısı var. Hız testinde 3 megabit çıkıyor. Arıyor. Evet diyor. Sizin bağlantınız şu an 3 megabit diyor şey. Telefon adamı. Ve şey, sürekli düşüyor oyunla, oyun atıyor. Yani balansı o kadar düşük, kötü ki şu an. 1.5 megabit gözüküyor şu an mesela. Ya o, nerede oturuyordu? Rize. Rize'de... Rize'nin neresindeki o? Ha, onu o kadar bilmiyorum. İstanbul'da oturuyorum, İstanbul'da. Pendik'te. Oo, İstanbul Pendik'te mi? Rize'de evet. Değil mi o ya? Ben onu Rize'de biliyorum. Evet. Oy, susuz vurmuş, açlık vurmuş. Ne oldu arkadaş ya? Telefondan geldim ha buraya. Ne yaparsınız? He? Kimdir o? Ya benim başkanım ya. He? İşte telefondan mı geldi? Sesi çok az geliyor.
Buraya birer tane daha tut atmam lazım sanırım. Sana ben çivi vereceğim. Dur, al şu çivileri. Sana çok lazım olacak dekorasyonda. Ah, gel. Charge box yapmam lazım, değil mi? Tamam. Al ben sana şu çivileri atayım. Al ben sana 1300 daha odun atayım. Bu ikisi sana çok lazım olacak, tamam mı? Hadi bakalım, kolay gelsin. Ha, mum yapmak için bizim bu hayvansal yağlar var ya, onları kamp ateşinde telavu muydu? Öyle bir şeye çeviriyorsun. Yani yağı kaynatıyorsun, böyle değişik bir şeye dönüşüyor. Onunla mum yapabiliyorsun, tamam mı? Bam mudur ya? Bu arada Sercan'ın öksürüğünü duydum. Sercan geldi galiba. Dur. Şimdi... Kelyozum, bal mumundan insan şeklinde bir şey yapabilir miyiz? Aa, adam sesi ne kadar değişti lan. Burayı şey koydum, nereye gitti ya? Nail gun koydum az önce. Nail gun yaptın mı lan sen? Olmuştum ya nail gun. Bilmiyorum lan. Ha, belki Sercan'ın üstünde olabilir, söyleyeyim sana. Ya az önce koydum daha ya. Ha, onu bilmiyorum. Buldum bir tane. Bak. Vay Cemal, helal olsun lan sana. Bolluk içinde yüzüyoruz ha. İyi yemek var evde. Aferin. Geldim sana. Abi. Hoş geldin. Ya bir şey diyeceğim, bal mumu konusunu duydum. Ağından insan şeklinde bir şey yapabilir miyiz? Yok, yapamayız. Ulan o zaman evde bir tane şey yapacaktım ya, şekil. Ya sanki oyuna geldik de şekil kaldı. Ey Allah'ım. Ben açılmasını beklerim Cemal. Ben hazırım da benim canım niye dolmuyor? Ben şimdi o kadar yemek yedim. Benim şu an canımın doluyor olması lazım. Niye dolmuyor? Evde can dolduracak bir şey var mı ya? Sağlık çantası neresi? Hop, bir dakika, bir şey gördüm orada. Boyunca zombi yok mu? Sağlıkla alakalı hiçbir şey yok evde. Benim canımı dolduramıyorum. Sıkıntı büyük. Gidip CS'ydin ya. Abi karnım tok benim. Ben full canımı, şimdi tokluğumu %100 yaptım ama yine canım dolmuyor işte. İlginç. Yatağın üstünde oturacaksın o zaman. Yatağın üstünde durunca can doluyor mu? Doluyor diye. Starvation. O Starvation değil miydi ya? Bunda o, öyle bir şey var mı? Deneyim bakayım. Bayram, sen neye overlockluyordun? Abi ekran kartından bloklamaya gelin. Healing yazıyor. Healing'iyorsun diyor ama canım asla artmıyor. İlginç. Abi taba bassana. Hatta B'ye bas direkt. B'ye bas, orada aktif efekt diyor ya. Healing'e tıkla. Kaç saniyede veya kaç dakikada bir ne kadar can gömdüğünü söylüyor zaten. Healing yazıyor sadece. Yanında hiçbir şey yazmıyor şu an. Abi yanında yazmıyor zaten. B'ye bas. Orada aktif efekt var ya, ona gir. Aktif. Oradan yeni seç. Aktif efekt seçtim işte, yazmıyor. Kardeşim, B'ye bastığın zaman orada aktif efekt yazıyor ya. Evet. Healing'e tıkla, respect yazın. Bu orta bölümde kaç senedir can yemeği yazıyor mu? Yazmıyor işte, onu diyorum sana. Sıkıntı orada. Mesela
Nice Hot Steam var. 12 dakika 36 saniye diyor. Onu da yazıyor ama Healing'de yazmıyor. Öyle bir problem var. Ben ne zaman full canım, karnımı doyursam benim canım dolmuyor. Öyle Healing yazıyor ama can gelmiyor bana. Ah, Starvation Egg'e pardon. Benim HP'ci Starvation Egg. Neriman dolan gel. Nasıl gidiyor? Eşyaları craftlıyorum. Sen neden yatağı bir geri koydun? Nasıl? Yatağı neden bir koyulmuyor çünkü bir türlü. Nasıl koyulmuyor? Koyulur. Koy kendi yatağını dene. Yani. Yatağım burada değil ki. Şu yatağı alayım da deneyim. Alamıyorum. Problem mi var? Hareket ediyor musun? Alma benim yatağımı, yanına bir tane koy. Üstümde yatak. Bir tane koy diyor ya. Alacağım, geri koyacağım. Sen beni alır koyarsın. Aa, o zaman benim şeyim gider. Aa, benim yatağım gider. Dur bir tane yapayım. Ama ne? Olmuyor yani. Bir dakika, neden olmuyor? Olması lazım. Git bak, bizim oldu. Onun sebebi oraya konulan bir şeyin, aynen. Şuraya koydurduğun için. Bak. Şu yazıları buraya koydurdun ya Cansu. O yazıların yeşil karesi burayı kaplıyor. O yüzden koyamıyorsun. Eğer benim dediğim yere koysaydık yatakları buraya koyabilecektin işte. Ben sana o yüzden. Ama öyle güzel. O zaman şu şeyleri alalım mı? Şunları. Tahtaları mı oradan almak istiyorsun? Hı. Peki kırayım mı onları? Evet. Evet abi. Abi ben de yatağı yere attım. Sigara içeceğim. Tamam mı? Koyarsan benim yatağım gidecek. Yatağı alıp geri koyar mısın? Tamam canım, görüşürüz. Cansu. Bir saniye. Tamam. Ben bir çay koyayım. Bu arada bu yayını sonlandırıyorum. Yenisini açacağım. Bu 124 dakika olmuş çünkü. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. 5 dakika sonra yeni yayını açacağım kaldığım yerden. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sloganıyla. İkinci kaydı açtık arkadaşlar. Levent abi. Efendim. Dediğin gibi yapmak zorundayız. Değil mi? Tamam o zaman. Peki. Kırıyorum bunları. Aa, bak. Yalnız bana bir dakika müsaade eder misin? Bir kayıt ayarı yapmam lazım. Hemen halledeceğiz.
Hadi herkese iyi geceler. Nereye? Daha bugün cumartesi akşamı, nereye gidiyorsun sen? Yazacağım abi. Yatmayayım mı? Yatma tabii ki, öyle mi ya? Senden dışarı çıkacağız şimdi. DPS'ni düzelttin ya. Hadi herkese iyi geceler. Nereye? Dışarıda gidiyorum zaten. Cumartesi akşamı, nereye gidiyorsun sen? Yazacağım abi. Yatmayayım mı? Yatma tabii ki, öyle mi?